Değerli izleyiciler, gündem özel KRT ekranlarında karşınızdayız. Evet, sıcak bölge her zaman olduğu gibi Doğu Karadeniz. Son 3 gündür Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur sele neden olmuştu ve hayatını kaybeden sayısı da her geçen saat daha da artmaya devam ediyor. Selde can kaybı maalesef 55'e yükseldi. Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşmış olduk. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan iki apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kayıp başvurularının yüzü aştığı bilgisi paylaşılıyor bölgeden. Aynı zamanda Bartın'da da sel felaketi vardı. Ulus ilçesi, Kastamonu'da özellikle Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ile Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Doğu Karadeniz'deki selden. Kastamonu'da bir ilçe ve 64 köye, Sinop'ta 83 köye elektrik hala verilemiyor. Bozkurt ilçesi sakinlerinin anlattıklarına göre Ezine Çayı hızla yükselerek tsunami gibi geldi ve tüm ilçeyi su altında bıraktı. Yağışın artmasıyla birlikte belediye ekiplerinin araçlarını güvenli yerlere çekin uyarıları yaptığı belirtiliyordu. Maalesef görüntüleri sizler de biliyorsunuz ve ekranlarımızdan da paylaşmaya devam ediyoruz. Son durumu bölgedeki bir kez daha yineleyelim. Selde can kaybı 55'e yükseldi. Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da bir vatandaşımızı yaşanan sel felaketlerinde kaybettik. Evet, gündem özel sıcak bölgeden de notları sizlerle paylaşacağız. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ciddi anlamda etkilemişti. Şu anda KRT ekibi o bölgede ve o bölgedeki son durumu aktaracak. Evet, Çiğdem Akdemir şu anda karşımızda. Hem orada konukları olacak, bölgenin sıcak nabzını bizlere aktaracak. Aynı zamanda da neler yaşandı, bütün bu detayları paylaşacak. Hiç vakit kaybetmeden Çiğdem, sözü sana bırakalım. Oradaki tüm bilgileri de bizlere aktarmanı isteyelim. Deniz, günlerdir o görüntüleri izliyoruz bir yandan, ama işte o görüntüleri izleyip de üzerine gelip buradaki haleti ruhiyeyi görünce gerçekten etkileniyorsunuz. Çünkü insanların yüzündeki moralsizliği zaten çok net okuyabiliyorsunuz. Umutsuzluk, gelecekle ilgili kaygıları ve yanı sıra bir umut kırıntısıyla enkaz içinden belki çıkacak olan bir canlı. Böyle bir dua, böyle bir istek, böyle bir temenni. Ardında gördüğünüz nokta, evet, o Ezine Çayı'nın bulunduğu nokta ve hani balçık görüyorsunuz ya, orası da bu derenin yatağı diyebiliriz sevgili Deniz. Ve aslında o noktaların nasıl yapılaştığı, bu yüzden de o noktaların, o bölgelerin, o noktalardaki evlerin, binaların, koca koca 7-8 katlı binalardan bahsediyoruz, nasıl yok olduğunu görmektesiniz. Karşımda böyle tepesinde ne diyelim, su deposu gibi bir deponun, iki deponun bulunduğu, bakın, bir enkaz var. Sanki burası deprem olmuş gibi, bu noktadaki özellikle kaldırılmış olan bir enkaz var hemen o binanın yanında, ama orasının bir yurt olduğunu söyleyelim. Öğrenci yurduymuş. Bakın, orada pembe renkli ranzalar dikkatinizi çekmiştir. Orada durum ne? Sonrasında ne olacak? Kalanlar var mı içinde? Bunun yanı sıra hemen onun sağ tarafında da bir net bir şekilde, bilmiyorum incin ardından görebiliyor musunuz, ama bir çalışma var orada. Yani arama kurtarma ekipleri bir şeyler yapmaya, hem o enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. O bina 8 katlı bir bina ve bakın, o binanın ardında bir başka bina var. O bina da yine aynı şekilde böyle çok katlı, ikiz binalarmış bunlar, biliyor musunuz? Ve o binalardan biri, derenin daha yakınındaki bina yerde bir oluyor ve şu anda diğer binanın o girişinde dizilmiş insanlar da görüyorsunuz, bir haber bekliyorlar. Bir artık hani canlı cansız, ama orada merak halinde bulundukları, merak ettikleri o kişilerin, komşularının, yakınlarının belki de oradan çıkarılmasını bekliyorlar. Çok sayıda kayıp olduğunu belirtmekteler aynı zamanda insanlar. Yani evet, 55 sayısını veriliyor ya resmi olarak. Ama hep bize dedikleri şey şu, buraya geldiğimizde ve kendi aralarında konuştukları şey şu. Bunlar resmi rakamlar, ama ekranlar gerçeği göstermiyor diyorlar sevgili izleyiciler. Çünkü çok sayıda kişinin, yüzlerce kişiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunduğunu biliyoruz. Bize geliyorlar, diyorlar ki en az ailemden 3, 4, 5 kişiyi kaybettim. Onlarla ilgili bilgi alamıyorum. Ya da işte kaybettiklerini ya da öldüğünü düşünüyorlar, ama cansız bedenlerine ulaşılamadığını ifade ediyorlar. Çok karmaşık duygular var. Bir yandan da tabii ki işte çabalar, çalışmalar söz konusu. Bakın, bu noktada
özellikle enkazın kaldırılabilmesi adına ve diğer gerekli çalışmaların yapılabilmesi için sürekli işte bir yandan tankerler gidip geliyor, bir yandan bazen kamyonların yine enkaz kaldırma çalışmasında olduğunu görüyoruz. Özellikle burası tam anlamıyla bir sembol nokta oldu diyebiliriz. Derenin gücü, çayın gücü aynı zamanda ve bakın o dere yatağına yapılaşmanın neyi beraberinde getirdiğini de görmüş oluyoruz. Sadece bu nokta değil ama tabii yani içinde bulunduğumuz ki gün boyunca Kemal Sevindirici görüntüledi. Sare çok net bir şekilde bize anlattı. İçerisinden bir de anlattı o çarşının içerisindeki etkisini de. Çünkü burada etkilenmemiş tek bir yapı yok. Tek bir ev, tek bir bina yok. Üst katlarını normal gibi görebilirsiniz ama alt katları, birinci katları, ikinci katları darmadağın olmuş durumda. Araçlar o evlerin o kısmına, o giriş katlara girmiş durumda. Bu kadar saniyeler, dakikalar içerisinde artmış bir selden bahsediyoruz. Aynı zamanda taşkından bahsediyoruz. Şimdi burada herkesin sorguladığı bir şey daha var. HES konusu. HES'in barajın kapakları kontrolsüz mü açıldı? Açılmak durumunda mıydı? Bu konuyla ilgili net bir açıklama bekliyor insanlar aslında. HES'i de konuşsanıza diyorlar. HES'i de sorsanıza diyorlar. O noktaya doğru gitmek mümkün mü peki? Hayır, o noktada da yine buradan yukarı doğru, yani bu yıkımın bulunduğu noktadan, burası Abana'ya doğru giden bir yol. Yani denize doğru giden bir yol efendim. Ama yukarı doğru, dağlara doğru gittiğiniz noktada oraya çok ulaşım mümkün olmuyor. Belki işte drone'la bir çekim yapmak söz konusu olabilir mi? Ama işte yollar kapalı. Biz buraya nasıl geldik biliyor musunuz? Saat 8'de çıktık İstanbul'dan. Normal şartlarda 5,5-6 saat içerisinde gelinebiliyor. Normal, öyle çok da ara vermezseniz vesaire. Biz geldik. Ama Kastamonu'dan, içeri Kastamonu'ya girdiğimiz andan itibaren 300-350 kilometre yol yaptık. Buraya Bozkurt'a gelebilmek için. Neden? Çünkü buraya çıkan çoğu yol kapatılmış durumda. Alternatif bir yol herhalde burasıdır diyoruz. İşte navigasyonu ayarlıyoruz. Hayır, orası da kapanmış oluyor. Bir de şunu da söyleyelim. Bazı yollarda çökmeler olduğu için de, tabii uçurumun kenarında çökmeler olduğu için de onu da belirtelim. Oralarda da ayrıca önlemler alınmış. Daha yavaş, daha dikkatli. Hatta bazı yolların bir kez daha kapatıldığını söyleyelim. Şimdi bu noktada ilk günden itibaren hep bazı vekilleri, bazı isimleri, onların sorgulamalarını da değil mi ekrana getirdik. Birazdan da burada konuğum olacak. İlk günden itibaren neredeyse buradaki isimlerden biriydi. İstanbul'dan geldi. Burada çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi az evvel koca bir tırını gördük. Lojistik destek tırını mesela. Böyle belediyelerin de aynı zamanda destekleri söz konusu. Onu da belirtelim. O desteklerini ileten isimlerden biri de Sayın Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanı. Sayın Başkan buyursunlar, şöyle alayım sizi. Yani görüntüyü görünce hakikaten ekrandan da göründüğü gibi değil. Buraya gelip tanıklık ettiğinizde başka bir hissiyat oluyor. Şimdi herkese iyi akşamlar. Gerçekten 40 yıldır mesleğim icabı da alandayım. İşte 12 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Her türlü felaketin bir şekilde içinde olduk. Ama ben Bozkurt'taki felaket gibi bir felaketle bugüne kadar karşılaşmadım. Kaç gündür buradasınız Sayın Başkan? Biz bugün üçüncü gün. Biz Sinop, Ayancık dahil olmak üzere Kastamonu'nun bütün ilçelerini gezdik. En büyük sıkıntı burada var. Buradaki sıkıntıların diğerlerinin hepsinin birleştiği bir nokta. Yani diğer yerlerde de yanlış şeyler var ama bu kadar zayiat yok. Ama burada yani ne olur beni mazur görsün sevgili izleyiciler. Ya tırnak içinde bir kepazelik var burada. Yani bu bizim mühendis arkadaşlarında hatalar var. Bu binaları çizen bir şekilde hadi planlamasından vazgeçtim. İmar planlarından vazgeçtim ama buraya bina çizen mimarın bu işte vebali çok büyük. Bir de şöyle bir şey Sayın Başkan, o günlerde feryat eden bir hanımefendi demişti ki ikizleri içeride kalmıştı binada. Dedi ki 3 senelik bina, burası daha yeni bina, burası çökmez dediler hatta ama işte kaç senelik bina burada dururken bizim binamız çöktü. Şimdi siz çekim yaptınız tahmin ediyorum. Şu yıkılan binanın tipik bir deprem yıkıntısı gibi. Aynen. Şimdi depremin yıkıntı gerekçesi çok farklı. Bir, zemin kötüdür. Bina eğer iyiyse, sağlamsa yan yatar. Zemin iyidir. Binanın malzemesi, işçiliği kötüyse bina yıkılır. Hani deprem öldürmez, bina öldürür denildi. Ama burada
çok enteresan. Bir deprem yıkıntısıyla beraber farklı şeyler de var. Yani burada deprem olmadı. Ve hatta çok enteresan bir şey daha var. Bizim arkadaşların tespitleriyle 2 gündür bütün bu ilçelerdeki 3 gündür yaptığımız çalışmalarda yağmur miktarlarını çıkardık. Karadeniz 1/3, 1/4, hatta yani şöyle söyleyeyim, çok çok az miktarda bir yağmur yağmış olmasına rağmen bu kadar yıkıntının olmasının başka gerekçeleri var. Şimdi, o gerekçeleri belki konuşmak lazım. Evet. Tuzu düşün soracağım. Tuzu. Şimdi sonuç itibariyle bu Bozkurt'un bütün üniversitelerde ders olarak okutulması lazım. Çünkü bir dere yatağına ve de akar alanı 150 metrelere kadar varan, buradaki insanlar buranın yerlileri anlatıyorlar. 150 metrekare genişliğe varan bir derenin 15 metreye hapsedilmesinin sonucu bunlar. Ve yani normalde o, belki bizim bulunduğumuz bu nokta bile bu derenin yatağı değil mi? Yatağıydı. Yatağıydı. Ve işin en acı tarafı da bu binaların yatmasının sebebi, altı boşaldı ve bina göçtü. Şu iki bina arasında hemen yan tarafta, bakın iki bina, burası kız yurdu, burası konut. Hemen yanında şu anda çalışmaların yapıldığı bölge tamamen yıkılmış. Sanki deprem yıkıntılarında canlı arayışı içinde olan şeyler, kurtarma ekipleri gibi. Şimdi söylenecek çok şey var. Dediğim gibi bir kere biz başta çok yanlış yaptık. Yani ben önce bir mühendis olarak bunun gerçekten vicdan azabını çekiyorum. Nerede yanlış yapıldı? Mühendisler görevlerini yapmadılar, yapamadılar, yaptırmadılar mühendislere. Mühendisler öyle bir noktaya geldi ki eğer bu işi doğru yaparsa, ki bir kere çok sıradan o eğitimi alamadıkları üniversiteler kuruldu, neyin ne olduğu belli olmayan ve sonrasında da işte planlamanın ne olduğunu bilmeyen, projelendirmenin ne olduğunu bilmeyen, şu teknolojinin yeni çıkmasıyla beraber ortaya çıkan kolaylıklar, işte copy paste dediklerimiz, kes yapıştır oradan öbür projeyi getir aktar şeklinde oluşan kolaylıklar beraberinde sıkıntıları getirdi. Ve burada ya bir planlama, buna bir mühendisin veya bir devlet adamının böyle bir yerde planlamaya izin vermesinin mantığı yok. Derenin akarı burası. Bu Karadeniz'de de var ama bu kadar yoğun değil. Çok enteresan. Ben geçen hafta Karadeniz'deydim. Bayramın öncesinde, bayramın sonrasında Arhavi'de ve onun öncesinde de, bir yıl öncesinde de Giresun'da. Yine aynı sıkıntılar. Yine HES'ler, yine ani çoğalan debiler. Yani yağmurun getirmiş olduğu o molozlarla beraber her tarafın kapatılmış olması, bunların hepsinin ayrı kesitler, hesaplanamayan kesitler. Şimdi vatandaş şunu söylüyor: ya bu kemer köprüye bir şey olmamış ama bu köprü bak yapılalı birkaç sene oldu. Niye? Çünkü o işi hesaplayan insan daha önce o kemer köprüye değerlendirmesini yaparken ona göre değer verdi. Hatta o kemer köprülerin devamı da oluyor. Yani diyorsunuz ki dere bu kadar, o köprü niye öyle devam etmiş? Köprü niye alıp başına gitmiş? Böyle üçgen bir şekilde yapılmış eski tür köprüler var ya. Sonra herhangi bir sel basmasında görüyoruz ki orası aslında o derenin taşması halinde etkileyeceği yerler. Ve onun üzerinde o köprü gidiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi riskin çok yüksek olduğu, yani biz gibi ülkelerde bu deprem olabilir, sel olabilir, yangın olabilir, risk değerlerini çok daha marjlı almak durumundasınız. Yani siz şöyle düşünün. Belki bu derenin kesitini hesaplarken, zavallı arkadaşım kesitini hesaplarken buradaki yağmur miktarlarını, yağan şeylerini hesapladı. Dedi ki bu kadar su bu kadar bir alandan geçer. Bir problem olmaz ama felaket belki 100 senede bir olur. Ama acısı büyük olur. Biz ona göre değerlendirmesini yapmak zorundayız. 100 senede yani. Biri de düşünmek zorundadır mühendisin. Düşünmek zorundayız. Artık bir şey daha var. Şimdi dediğim gibi riskin çok yoğun olduğu bir ülke. Her bir bakımdan. Biz öncelikle tekrar mühendislere getiriyorum olayı. Teknik insanlara.
ve beraberinde yöneticilere, bu devletin yöneticilerine getiriyorum. Onu öncelikle yapması gereken kesinlikle ve kesinlikle riski ben nasıl azaltırımın hesabını yapmak zorunda. Ve risk analizi yapacak bu durumda. İşte bu işin A'sı B'si gibi bir şey. Ve risk analizi yapacak, ona göre risk azaltmanın projelerini hazırlayacak. Ama bizde tam tersi. Giderek bir cehalet derinleşiyor. Ve bunun beraberinde getirdiği farklı yanlışlıklar var. Devletten kaynaklanan yanlışlıklar var. Bizim kendi yaptığımız yanlışlıklar var. Vatandaşı yönetemezseniz, vatandaşa yön göstermezseniz o da zaten her daim yanlış yapmaya hazır. Yani bir vatandaşı işin... da burada ev aldı diye suçlamak mı? Yani ya da buraya ne olur buralardan ev almayın gibi ifadeler kullanmak mı? Yoksa buraları imara açan irade her neyse ona gerekeni yapmak mı gerekiyor? İmara açtırmamak. Ya burada hani çok klasik bir kelime ya, şu rantın, yani çok kaba deyimle böyle ferişte işlenmiş burada rant. Nasıl bir rantmış bu? Nasıl bir paraymış bu? Kayıplara bak. Çoluk çocuk daha burada neyin kayıpları, neyin ne kaybettiğimizi daha bilmiyoruz. Ve şu anda bütün Türkiye burada, biliyor musun? Ve dünya burada. Ve ben gelirken şimdi Bozkurt'un şeyine baktım. Nüfusuna. 5400 civarında bir nüfusu var. 5400 kişinin yaşadığı yerde biz yaşamı organize edememişiz. Ve şu anda binlerce dünya burada şu anda. Harcanan paraları düşün. Bu harcanan paralar, o rant kavgası yapan insanların dünyalarını çoktan çok farklı yerlerde oluşturmaz mı? Oluşturur. Şimdi işin maalesef her yerde aynı şeyi konuşuyoruz. Konuşulan ne? Felaket olduktan sonra herkes burada. Bütün hayır kurumları burada. Dediğim gibi belediyeler burada. Biz şimdi büyükşehir, bizim İstanbul belediyeleri, diğer belediyeler ve şu anda büyükşehir ekipleri 200'e yakın insan çalışıyor burada. Çok ciddi makinalarımız var. Yani listesi var. Herkes burada şu anda. İtfaiye araçlarından tut, itfaiye kurtarıcılarına, kanal makinalarına. Herkes burada. İşte yarın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem Başkan bugün Sinop'talardı. Yarın buraya geliyorlar. Şimdi bütün dünya burada. Herkes geliyor. Şimdi böyle bir durumu felaket olmadan öncesinde önlemini alarak yapsak daha iyi değil mi? Bizim bu dünyada yapacak başka işimiz yok mu? Yani bunların önlemini alarak, bu tür şeylerin önlemini, maliyetinin çok daha az olduğu oranda yapmak doğru değil mi? Örneğin şimdi şunu görüyoruz, bir de bu önemli bir şey dediniz, dereden, derenin yatağından bahsediyoruz ama derenin suyunun çıkışı, yani denize dökülüşü, denize dökülüşünün önünde de bir engel konulmuş anladığımız kadarıyla, bir menfez, bu mesela da bir sorun yaratıyor. Dolaştığımız ilçelerden birinde de mesela orada yağmur çok fazla, yani derelerden, yan derelerden özellikle büyük oranda su gelmiş. Dere çok müsait ama önündeki daralma Huni misali. O buradaki zaten bütün şeylerden, şu yukarıda bir köprü var tabii, şu anda karanlık, orayı ölçemediniz belki. Dün, evet, mesela o köprüde köprü tamamen tıkanmış, gelen molozlarla, ağaçlarla. Mesela şeydeki Sinop'taki olay tamamen dere kenarına yapılan tomruk depolamasını, şeyde gelen selin tomrukları alması ve derenin ağzına, şeyin köprünün ağzını takamasıyla bütün şehrin basılması zaten su kabarmalarından olmuş. Buradaki bir video vardı, o video da aynı şekilde, yani sel ve ani bir çoğalma ve bir de Bozkurt'un etrafının incelenmesi durumunda ki ben hesaplamayı yapan, o projelendirmeyi yapan arkadaşın hiç mi kafanı kaldırıp dağlara bakmadın? Yani bu özellikle su debilerini, yağmur debilerini hesaplarken. Yani dolayısıyla biz burada şunu yapmak durumundayız. Şimdi benzer sıkıntılar devam edecek. Edecek. Yani sürekli de artıyor. İşte biraz kronik bir durumdayız bu konuda galiba. Üç gün önce Doğu Orta Karadeniz'deydik. Bugün Batı Karadeniz'deyiz. Bunun devamı gelecek. Çünkü yağmur durmayacak hiçbir zaman. Daha da yağacak. Ve bir
konuştuğumuz şu 3 gün önceki orman yangınlarından da konuşulan bilim insanlarının özellikle ve dinlenilmeyen, kesinlikle değerlendirmelerine değer verilmeyen bilim insanlarının yaptığı değerlendirmeler var. Nedir bunlar? Ekolojik dengenin bozulmasının getirdiği yağmur artışları, getirdiği nemin azalmasından kaynaklanan ormanlardaki yangın oranlarının artması. Bunların tüm bu riskleri, biraz önce ne dedim, risklerin azaltılması, tüm bu riskleri azaltma gayreti içinde olup ona göre de mücadele yöntemleri belirlememiz lazım. Yani belki ormanları söndürmek için farklı yöntemler bulmak durumundayız. İşte derelerin taşmasını önlemek için yağmurun yağışını artık kesemeyiz ama en azından bunun önlemini almak durumundayız. Her bir şekilde, yani mücadele yöntemini yeniden değerlendirmek durumundayız. Şunu bir kez daha bilmeliyiz. Bu memleket dünyanın en güzel memleketi. İşim gereği çok bölgelerde çalıştım. Dünyanın bir sürü yerinde çalıştım. Ve bu kadar her şeyle güzel, doğasıyla, her şeyle güzel bu kadar memleketi bu kadar kötü yapmaya hakkımız yok gerçekten. Yani böyle güzel bir doğanın insanı neden rantın kurbanı olsun ki? Neden insanımızı böyle kaybedelim? Peki Sayın Başkan, imara açılması, o evlerin yapılması, insanların bu evleri tercih etmek durumunda kalması, yani bu konuda belki de suçlanacak ya da bir şey söylenecek son kişidir canı yanan insanlar, değil, evet, mi? Bunu hep dile getiriyoruz. Kesinlikle. Bunların hesabının sorulması da aynı zamanda aynı hataların tekrar etmemesi için hem elzem hem de zaten i̇şte, emsal olmaz mı? Gerekli bir şey. Burada bakın işte şu dönemde yapmamız gereken, bu toplum en zor dönemlerini hep birliktelikle aştı. Dayanışmayla açtı. Bir siyasi ayrışma veya herhangi bir bölgesel ayrışmayla yapmadı. Dolayısıyla biz şu anda herkesin, tüm siyasetçilerin ve gerçekten bölgesel ve de özellikle insanların siyasi anlayışları, inanç anlayışları ve benzeri türü şeylerin hepsinin bir tarafa bırakılarak ve bir insan, bir canlı ve de bu memleketin en büyük zenginliğinin de kendisi olduğunu göz önünde bulundurarak önlemleri hep birlikte oturup almak zorundayız. Bilim insanlarının dinlenmesi gerekiyor. Bilim insanı analizini yaptıktan sonra sonucu söyleyecekken, önerecekken onun önünün kesilmemesi gerekiyor. Yani HES'lerin tespitini yaptı ama HES'in orada zararlı olabileceğini ve yarın bu tür özellikle ani yağmurlarda dayanamayacağını söylemekten korkmayacak. Durum değerlendirmesini yaparken korkmayacak. Mühendis kardeşim baskı altında kalmayacak. Yani bunun dünyanın en iyi kurumları bizde. Devlet Su İşleri, yani DSİ dünyanın en önemli kurumlarından biri. Ama işler durumda ama mı? Ama işler durumda olmak zorunda. Karayolları aynı şekilde. Biz bunu bir siyasi argüman olarak kullanmaya hakkımız yok. Yani bütün, yani birazcık da kafamızı kaldırıp etrafa bakmamız lazım. Bunlar biraz yani siyaset üstü olan şeyler. Ilgili, evet. Peki HES dediniz ya, o önemli. Şimdi kapaklar mı açıldı, kapaklar mı patladı vesaire, bu sorulara halen burada net bir cevap arandığını görüyoruz. Sayın Başkan, buradaki iletişim yönetimi açısından notunuz, yani tespitleriniz ya nedir? Doğru bir organizasyon yok. Yani ben şöyle söyleyeyim, 2 gündür buralardayım ben, özellikle dün çok yoğun kaldık burada. Hala kontağa çevrilmemiş iş makineleri var burada. Yani inanılmaz, inanılmaz derecede bir destek var. Bizim Türk insanının temel şeyi bu. Bir dayanışma desteği var. İnanılmaz. Her türlü malzeme gelmiş ama yerlerde. Ben buradan onun da çağrısını yapmak istiyorum. Yani bu işin organizasyonunu, gerçekten organizasyonunu yaparak ve de idare etmek, yönetmekle bu işler olabilir. Yani bizim şimdi Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle burada biz başından beri hem burada olsun, Karadeniz'in diğer bölgelerinde olursa olsun, ben Ekrem İmamoğlu'nun temsilen geldim buraya. Yani mutlaka bir mühendis arkadaş ve bir belediye başkanı ve çevresindeki bürokratlar, yani o konudaki uzman kadrolar, bunların o bölgenin o krizi, içinde bulunduğu krizi yönetecek durumda olması lazım. Yani bizim burada 200'e yakın insanımız çalışırken bu insanlar
orada yaptığı işin en doğrusunu ve maksimum verimle yapmak zorunda. Çünkü bu sıradan normal süreli bir iş değil ki. Burada çok hızlı hareket etmek lazım. Belki o hızlı hareket etmenin getirdiği çok büyük avantajlar olacak. Şimdi dolayısıyla öncelikle bir yönetsel problem var. Bu yönetsel problemi de ya bu siyasi kaygılardan, siyasi kavgalardan uzak tutmak gerekiyor. Yani şimdi çünkü o kadar net ki insanları sokakta görüyoruz. Bakın hiç kimsenin üzerinde durmadığı bir şey var. Köy yolları kapalı şu anda. Bugün açılmaya başlandı. Bu köylerdeki insanların ne durumda olduğunu biliyor muyuz? Köylerdeki hayvanların ne durumda olduğunu biliyor muyuz? Bugün Çatalzeytin, işte bizim bir kızımız var. O kızımızın bana mesajıyla işte babası kalmış dağ köyünde. Köyde cenaze var, kaldırılamıyor. Köyde doğum olmuş. Ne olduğu belli değil. Yani şimdi tüm bunların hepsini de göz önünde bulundurarak ve herkesin her bir yere yetmesi gerektiğini düşünerek, kayıkçı kavgasına gerek kalmadan, sen yaptın ben yaptım, efendim ben yapıyorum onlar yoktur demeden, herkesin sorumluluk, bir önce yurttaş sorumluluğu olarak bakacak, yurttaş sorumluluğu olarak alacak ve burada olacak. İki, meslek sorumlusu olacak. Eğer bir siyasetçi ise siyasi sorumluluğu alacak. Siyasi sorumluluğuyla burada yürümek zorunda. Yoksa bunların yapılmaması halinde ya yazık bizim insanımıza ya. Gerçekten yazık ya. Bunlar onu hak etmiyorlar. HES konusunu yine de soracağım ama normal bir ülkede, her şeyin kuralına göre yapıldığı bir ülkede böyle bir derenin ilerisine bir HES yapılır mı? Ya şimdi hidroelektrik santralleri tabii ki bir ülkenin elektrik enerjisinin kaynakları. Ancak böyle bir yöntem değil. Yani yine onu diğer alanlarda olduğu gibi bir rant kapısı, bir rant çıkışı olarak almak değil. Nerede yapılması gerekiyorsa ciddi hesaplamalar yapılarak orada, ama gerçekten her şeyle doğa koşullarına uygun, akar diye gelebilen işte o yağmur ve benzeri türü şeylerinde her türlü hesaplanarak, riskle göze alarak yapılması. Ama bizde çok farklı boyuta geldi. Biliyor musunuz, bir HES'in bir HES bir ruhsat alıyor, işletme şeyi alıyor. Dördüncü kişi işletiyor. Dördüncü kurum işletiyor. Ne kadar acı bir durum. Normalde şimdi böyle bir şey olmaması gerekiyor. Karadeniz'in diğer bölgelerindeki HES'lerdeki problem, ana problem ne? Derede su yok. Şimdi o suyu alıp belli bir miktar az suyu yukarılara taşıyor. Yukarıdan kendi debisiyle, cazibesiyle akıtıyor. Yukarıya çıkarken kanallar yapıyor yukarılarda. Bu kanallardan çıkan malzemeyi nereye koyuyor? Kanalın kenarına koyuyor. Yağmur yağdığında da alıyor, indiriyor aşağı. Al sana tıkanma. Ve az sana ondan sonra ani çoğalmalardan HES'in, şimdi bir HES kapağını tabii ki açacak zaman zaman. Ama bunun herkese duyurulmasıyla beraber olur. Herkese, herkese. Bakın burada vatandaş dün bağırıyordu. Bize araçlarınızı alın, su tehlikesi var diye anons edildi. Ama çocuklarınızı çıkarın binalardan diye bir şey söylenmedi. Bakın. Şu klasik olarak şu binalar çok yüksek binalar. Bunun bodrum katı eğer yoksa ve normal bir yerde olsa su baskınından etkilenmez bu bina. Ama siz derenin içine bunu, o büyük su akıntısına yaparken dışarıdan gelen yüklerin ne olduğunu bilmiyorsunuz ki. Yük sadece yukarıdan binanın betonun ağırlığı veya zemin emniyet gerilmesi değil ki. Burada yan yük dediğimiz o selin, hidrolik baskının getirdiği sıkıntı. İşte bunların hiçbiri, bunlar hesaplanmadan yapılan şeyler. Bu çok önemli bir nokta. Mühendis kimliğinize bunu sorayım. Buraya geldiğimizde zaten etkilenmemiş tek bir bina yok. Bunu gerçekten siz de görmüşsünüzdür. Yani birinci katı, giriş katı sular içerisinde ve tabii ki bodrum katı temeli de öyle. Şimdi koca bir balçık yığını, bütün bunların temizlenmesi. Böyle baktığınızda üst katları normal gibi görünebilir belki ama bu binaların temeli, bu binalarda temizlik vesaire yapılsa dahi ya da işte bazı dayanaklar yapılsa dahi ömrü çok kısaldı. Kullanılır mı artık? Ömrü çok kısaldı. Çok kısaldı ömrü. Yani şimdi betonarme sistemin bir ömrü var. Onu da her türlü koşulları
doğru olursa ve de o hesaplamalara göre şeydi ve burada riskin ne olacağını bilemezsiniz yani. Yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yani bu zeminin binaların hiçbirine aslında girilmemesi gerekiyor. Zemin inanılmaz akışkanlaştı şu anda. Yani her şeyle girdi. Daha önce kuru olan zemin şu anda balçık. Böyle balçık bir zeminde bu binanın durumu ne olacak? Şimdi dolayısıyla burası bir ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yani şu derenin kenarındaki binanın şimdi şu anda sadece cana dokunmaya, işte oluşan problemleri gidermeye çalışıyorlar. Ama yarına yönelik bir önlem yok tabii burada. Yarına yönelik bir önlemi alamaz ki. Nasıl alacak şu anda? Yani can havli dediğimiz olay şu anda. Ama yarın öbür günde anlıyoruz ki bu derenin kenarında sağlam kalmış gibi görünen binalar da öyle göründükleri gibi sağlam kalmayacak. Kesinlikle bunların hepsi işte bilim insanları bunları tartışacaklar. Oradan biz bir betonarme binanın depreme göre ölçümlemesini yapıyoruz ya, burada da buna göre ölçümlemesini yapacak. Bu ölçümleme sonrasında çıkan değerler bu binanın orada kalıp kalmayacağını gösterecek. Bir kere sele dereye yatağını terk etmemiz lazım. Böyle başlarsak herhalde düğmenin ilk, yani gömleğin ilk düğmesi doğru ilik. Aynen öyle. Yani ve santralleri de doğru yere yapmak. Sayın Başkan, son olarak santral demişken yangınlardan da gözlemim şuydu. İşte Kemerköy santrali yandı değil mi? Hep işte termik santral neden işte o noktada neden yanar, bir şey yapılır mı, tekrar işler mi, bunları konuştuk ama bir şey daha konuştuk. Yani o ormanın yanı başında böyle bir santralin işine dedi mesela uzmanlarla konuştuğumuz zaman. Aynı şeyi geliyoruz HES'lerde de, hidroelektrik santrallerde de. Aynen. Yahu bu derenin yakınında burada ne işi var diye soruyoruz. Çok güzel bir karşılaştırma. Siz orman yangını önleyebilmek için ormanın önemini bilmek durumundasınız. Ormanın içinde yaşayan börtü böceğin de önemini bilmek durumundasınız. Doğanın dengesi derken o. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi arının balı diyoruz. Ya Marmaris'te dünyanın en önemli çam balının oluştuğu, arıların yattığı yer. Şimdi oralar kalmadı. Oradaki denge ne olacak şu anda? Şimdi börtü böcek çok önemli. Yani ormanın kıymeti orada. Burada da dolayısıyla biz şöyle herhalde toplum olarak bir sınıfta çaktık. Niye? Bu çakmamızın... Yine bir tabii bir kamyon daha. Kamyonun geçme yine ihtimali var. Çıkarıyor. Ama yok, biz devam edebiliriz. Çünkü zaten toparlayacağız. Tamam. Bir de alayım yeniden size böyle. Son artık toparlar yani. Şimdi ya biz bu memleketin kıymetini bilmiyoruz. Biz bu memleketin kıymetini bilmiyoruz ki. Şu anda olayın sosyolojik boyutunu yaşadım. Ben de bir belediye, bölge belediye başkanı olarak bölgeme yerleşmeye çalışan göçler, devletin izni olmadan, devletin güvenliği olmadan gelen göçler de bu memleketin kıymetinin bilinememesinden kaynaklanıyor. Hadi bir git Bulgaristan'a gir bakayım, girebiliyor musun? Giremez. Onlar memleketlerini bizden daha mı çok seviyorlar? Hayır. Şimdi o zaman toparlayalım. Biz yaşamı, dünyayı yeniden analiz etmek zorundayız. Buna inanılmaz kalite, nitelikli insanlarımız var, bilim insanlarımız. Bu işe yön verecek insanlar. Bunların önlerini açmamız gerekiyor. Yaşamı tekrar tariflememiz gerekiyor. Bu tariflemek sadece işte Bozkurt'ta göçen binalar veya sel baskını değil. Yaşamı, yaşamın içinde olan her şeyi, her şeyi. Ve dediğim gibi işte tüm dünya konuşuyor şu anda. Biz hazırlık yaptı arkadaşlar. İşte küresel iklim değişikliğini mutlak bir şekilde... Üç tarafı deniz olan, inanılmaz dağları olan, dört mevsimi inanılmaz özgür yaşayan bir memlekette iklimi de kontrol etmek durumundayız. Her şeyle beraber. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Bizim bu program devam edecek. Yani özellikle yarın Ekrem Başkan ve Sayın Genel Başkanımız burada. İnceleme gezisi yapılacak ve şu anda bizlerin yaptığı da o zaten büyükşehirden gelen ekipler benim başkanlığımda yapmaya çalıştığımız şu anda riskleri tespit ediyoruz. Alandaki sıkıntıları tespit ediyoruz. Lojistik destek için alanları yaratmaya çalışıyoruz ve doğru her şeyi
doğru bir rotaya döndürmeye çalışıyoruz. Doğru bir rotaya döndürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne olur bu özellikle bu tür yaptığımız bu programın mesajlarını verin. Devamlı verin. Spotlar olarak verin. Aralarda verin. Yani bu mesajları geri çekmeyin. Kim ne söylerse söylesin. Kim ne söylerse tabii söylesin. Tabii ki insanların sorularını, akıllarında kalanları, ben karanlık. İyi akşamlar diliyorum. Biz pazartesi gününe kadar buralardayız yine. Cide, bizim kardeş belediyemiz Cide'ye gideceğiz. Daha Cide'ye gidemedik. Yani bu arada sıkıntı şu. Şimdi mesafeler çok yakın ama yollar, köprüler uçmuş durumda. Her yolu kullanamıyorsun. Biz bir yere gitmek için işte yarım saatlik yolu bazen 3-4 saat dolaşarak gitmek durumunda. Bizim yaşadığımız gibi Sayın Başkan. Yaşadık. Evet, Bozkurt'a gelebilmek için kaç yol değiştirdiğimizi bilmiyoruz ama 350 kilometre en son gördüğümüz. Tamam. Peki. Sizlere iyi yayınlar diliyorum ve herkese sevgiler. Kameraman arkadaşlara da sevgiler olsun. Karate'ye buradan bütün yöneticilere sevgiler ve sevgili halkımız. Ama şunu merak etmesinler, her şey inanılmaz güzel olacak. Çok birlikte teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Memleket için, memleketin insanı için her şey iyi olsun diyelim. Sayın Başkan çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Şükrü Genç'le konuştuk. Sarıyer Belediye Başkanı kendisi biliyorsunuz ve bir mühendis olarak aynı zamanda teknik bir şekilde de konuştuk. Bir mühendis olarak onun dedikleri, onun buradaki yaşananları nasıl gördüğü önemli. Bir yandan ardındaki hareketliliği de görüyorsunuz. İşte bu noktada hem enkazın kaldırılması hem işte gerekli buradaki balçıkların temizlenmesi için, çekilmesi için, vakumlanması için bazı çalışmalar yapılıyor. O çalışmalar gün içinden bu yana sabah saatlerinden gece saatlerine kadar devam ediyor. Hiç durmaksızın sevgili izleyiciler. O çalışmalara katılmış olan bir kamyon ki bu noktada birkaç çalışma daha olduğunu söyleyelim. Yine dediğimiz gibi derenin diğer noktasında. Tabii havanın kararmasıyla birlikte bir miktar daha azalabiliyor, daha kontrollü bir şekilde ilerliyor. Çünkü zor, çünkü dediğimiz gibi yani elektrik bu noktada olmadığı için jeneratörlerle bir şekilde kotarmaya çalışılıyor. Ama o da pek mümkün olmuyor. Ardımda gördüğünüz o az evvel bahsetmiştim ya, işte ikiz binalar var, onlardan birinde de işte çalışma devam ediyor, onu söyleyelim. Gün boyunca da buradaki bütün gelişmeleri aktaran, aslında günlerdir aktaran isimlerdi. Sare Ösemiz, Sare Nur Ösemiz ve Kemal Sevindirici, onun görüntüleri. Birazdan onlara da sormak isteyeceğim aslında ne hissettiler, ne gördüler, aslında neler yaşadılar diye. Sözü Deniz'e bırakayım. Ardından burada da yine konuklarımızla konuşmaya, buranın da nabzını tutmaya, Bozkurt'ta kalmaya devam edelim. Evet, sel bölgesinde Çiğdem Akdemir oradaki son durumu bizlere aktardı. Yanında da Şükrü Genç vardı. Aynı zamanda selin gelişi, ondan sonraki süreçte yaşananları özetlediler bizlere. Biz de buradan konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle bir afet bölgesinden bahsediyoruz. Batı Karadeniz'i vurdu. Şu ana kadar maalesef 55 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında yapılanlar, yapılmayanlar, yapılması gerekenler, bunların hepsini konuşacağız. AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki şu anda bizlerle birlikte. Nasuh Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, öncelikle 3 gün önce özellikle Batı Karadeniz'de etkili olan bir sağanak yağıştan bahsediyoruz. Önce Bartın'da etkili oldu, ardından Sinop ve Kastamonu'yu etkiledi ve en çok da şu ana kadar maalesef etkilediği yerlerde 55 vatandaşımızı kaybettik. Bozkurt'ta onların en fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz yer. Şu ana kadar 46 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. 3 gün geçti üzerinden. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu 3 gün içerisinde yapılanları bir özetleyecek olursak neler söylersiniz? Hem selin izlemiş olduğunuz görüntülerden bir özet çıkartın bize. Aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarında neler yapılması gerekiyordu? Onları da öğrenmek isterim. Öncelikle tabii ki başta bölge insanı olmak üzere tüm Türk milletine çok büyük geçmiş olsun ve başsağlığı dilemek istiyorum. Maalesef ülkemizin kaderi haline geldi. İşte depremlerde, çığlarda, orman yangınlarında, sellerde, gelişmiş ülkelerde olmadığı kadar çok kayıp vermek ve işte olaylar olduktan sonra da acılarımızın üzerine düşünmek, üzülmek, dövünmek ama tabii bir işe yaramıyor maalesef. Evet. Bölgede gelen sel felaketinde de
yukarıdaki çok aşırı miktardaki depolanmış olan tomrukların yine sel yatağının bulunduğu konum üzerinde, yatak üzerinde bir yerde yanlış olarak konumlandırıldığı söyleniyor. Ve son yıllarda bu değişimin yapıldığı da söyleniyor. Yani daha önce de böyle bir durum yokken bu tomrukların stoklandığı yerinde bu sel yatağının üzerinde olduğu söyleniyor ve aşırı yağışlarla birlikte oluşan selin dağdan inerken tomruklarla birlikte, önüne kattığı tomruklarla beraber ilerlemesiyle birlikte tomrukların yarattığı sel yatağının, dere yatağının üzerindeki bir bend gibi, bir baraj gibi bütün o suyun akışını durdurması ve onun üzerinden taşkına yol açması, çünkü su neticede illaki akar yolunu bulur. Burada da suya yanlardan akar ya taşar üstünden akar ve devam eder. Şişer yani, yükseltir kendisini. Evet. Yana yayılamıyorsa yukarıya doğru yükseltir. Yüksekliği, metrelerce yüksekliği bile aşabilir. Taşkın şeklinde üstünden devam eder şiştikten sonra. Burada da aynen böyle bir şey oluyor ve tabii ki bütün dağdan inen çamur, moloz, işte bütün o artıklar, atıklar, erozyon aslında bu bir anlamda da sonuçta. Bütün o erozyonun yol açtığı atıkla birlikte aşağıya doğru iniyor ve tam dere yatağına kurulmuş Bozkurt ilçemizi de yerle bir ediyor neredeyse. Özellikle zemin katlar ve bodrum katlar, ki zaten böyle yerlerde bu zemin katların, bodrum katların, bodrumu zaten olmaması lazım. Zemin katlarında daha farklı bir şekilde konumlandırılması, planlanması lazım. Ki en azından su ilk yükseldiğinde anında bu tür hasar meydana gelmesin diye. Ama sonuçta tabii ki Türkiye'nin ve özellikle Karadeniz bölgesinin genel bir plansızlık hali nedeniyle, vurdum duymazlık hali nedeniyle, çünkü böyle 1-2 yıllık öngörülerle, ya işte birkaç yıldır zaten burada böyle bir şey yok ya da 10 yıldır böyle bir şey meydana gelmedi, bu dere yatağı normal kullanılabilir durumda, eskidenmiş o kötü havalar, seller filan düşüncesiyle hareket edildiğinde, yani akıl, bilim, tarih bilinci, bu afet riskleri, afet risk haritası bilinci, geçmişteki afetler, geçmişteki seller, bölgenin geçmiş yağışlarla, sellerle, afetlerle ilişkisi gibi konuları hiçbir şekilde değerlendirmeden, düşünmeden hareket edildiğinde, ki burada tabii gözden kaçan bir tek sorumluluğun, yetkilinin gözünden kaçırmasından bahsetmiyoruz. Yani evet, koskoca bir sistem, silsile halinde bütün bu yanlışları yapıyor, hep beraber yapıyor. Yani yerel yönetimler, belediyeler bu bölgenin geçmiş sel afet tarihini hiç düşünmüyor. Hiç bölgedeki geçmişte olan olayları, yaşanmış şiddetli yağış olaylarını ve sonuçlarını hiç hafızasında tutmadan yoluna devam ediyor. İşte son yıllara bakıyor, belki 10 yıla bakıyor ama 10 yıl bile bir coğrafyanın nasıl işlediği anlaşılması için düşünüldüğünde çok kısa bir zaman süreci. Çok daha uzun zamanlı erimli planlamalar, erimli hesaplamalar yapmak lazım. Sayın Mahruki, buyurun. Şimdi sel yaşandı. Maalesef şu anda can kaybımız 55. Ancak daha çok uzmanlık alanınız olan arama kurtarma noktasında da bazı sorularım var. Bunları da yöneltmek isterim. Özellikle afet durumlarında ilk 24 saat çok önemlidir. Ancak bu ilk 24 saatte çok fazla ilçeye ulaşabilmiş değiliz. Hem bizler hem oradaki yönetimler. Siz can kaybının bu kadar artmasında etkili olan sebepler arasında arama kurtarma çalışmalarının geç gittiğine dair bir düşünceniz var mı? Eğer böyleyse nasıl yapılmalıydı? Biraz da ondan bahseder misiniz bize? Şimdi böyle bir sel olayında arama ve kurtarma konusu devreye girmesi tabii ki çok hızlı olabilecek bir şey değil. Kastamonu ayrıca Türkiye'nin de böyle hakikaten karayollarına falan uzak bir coğrafyasındadır. Yani saatlerce araba kullanmanız gerekir Kastamonu'ya gidebilmek için. Otoyoldan da çıktıktan sonra. Dolayısıyla şimdi bu bölge hem uzak bir coğrafya hem de sel geldiği zaman görüyorsunuz. Yani saniyeler içerisinde, hani bırakın dakikaları, saniyeler içerisinde bir anda yükseliyor ve özellikle zemin katlarda varsa bodrum katlar, o katlarda bulunan insanlar tamamen çok ciddi bir can riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hatta bazı binaların yıkıldığını görüyorsunuz. O yıkılan binalar da yine aynı şekilde içinde bulunan insanlar için ve sel yatağının üzerine düştükleri takdirde veya enkaz altında kaldıkları takdirde çok ciddi can riski bulunan olaylar. Dolayısıyla bu çok hızlı gelişen bir süreç.
mahsur kalma olaylarında, yani binanızın bakın şu anda kurumuş, en azından selin o asıl akışkan kısmı üstten akmış devam etmiş yoluna, kalan çamur ağır kısmı bulunduğu yerde yayılabildiği kadar yayılmış ama kalmış da ve neticede artık şu anda insanlar mahsur kalmış durumdalar. Araba işlemiyor, işte otobüs, minibüs, taksi, ambulans falan gelmiyor çünkü yol artık yolluktan çıkmış, tamamen bir moloz yığını haline gelmiş, çamur yığını haline gelmiş. Ama mahsur kalan insanlar var. Araba kurtarma konusunda onlar için yapabileceğiniz şeyler var. Ama onlar da genelde binasının işte ikinci, üçüncü katı, çatı katı, belki bir ağacın üstü, belki bir yüksek bir yerde. Karayolu erişim olamadığı için genelde mahsur kalanlar. Yani araba kurtarma konusunda bu tür durumlar için zaten böyle bir hani can önceliği yok. Ama diğer durumlarda mesela tam hani binanın kopma düşme aşamasında ve birisi bir yerde sıkışmış durumda. İşte bu dereyle akıyor olduğu durumu düşünün. Şu anda orada olmanız lazım ki müdahale edebilirsiniz. Evet. Ama olay şu anda yaşanırken hangi kurtarma ekibi orada olabilir? Ancak bir yerel ekip varsa, onlar da önceden bu bilgiyi, istihbaratı aldılarsa, böyle bir şiddetli yağış var ve bu sele yol açabilir. O yüzden şimdiden bizim organize olmamız lazım. Bütün ekibi, ekipmanı, lojistiği, planlamayı, bir acil durum yönetim sistemimizi kurup bir araya gelmemiz ve bu olası sele karşı hazır duruyor olmamız lazım derlerse şu andaki o ilk saniyelerdeki, ilk dakikalardaki olaya müdahale edebilirler. Onun dışında araba kurtarma tabii oraya gelmesi neresinden bakarsanız bakın saatler sürecek bir operasyon. Ama onlar geldikten sonra da zaten durum tabii bu çok aşırı şiddetli gücünü bir tarafa bırakıyor, bir kenara bırakıyor ve zaten ilk vurduğu anda da kimi alıyor, aldıysa götürüyor. Geri kalanlar bir şekilde kendilerini artık daha güvenli yere atmışlar. Durumun ne olduğunun farkındalar. Evet, şiddetli bir dere akışı var, bir sel akışı var gözlerinin önünde ve onun uzağında, üstünde biraz daha yüksek bir yerde bekliyorlar aslına bakarsanız. Şöyle mahsur kalanlar için. Buyurun. Şöyle bir iddia da söz konusu. O hemen sel gelmeden önce bir araçtan anons yapıldı ve arabalarını, özellikle orada kalan vatandaşların, yaşayan vatandaşların arabalarını çekmesi gerektiğini söylendiği yönünde ifadeler var. Bu durumda acaba vatandaşlar araçlarını çekmek için dışarı çıkmasalardı daha az bir kayıp yaşayabilir miydik? Bir etken olarak görüyor musunuz siz bunu? Şimdi bunu şöyle bence ya da vatandaşlar nasıl davranmalı böyle bir durumda? Şimdi böyle bir durumda tabii ki vatandaşın dönüp dolaşıp akıl danışacağı, bilgi almaya çalışacağı, ne oluyor ve ben ne yapmalıyım diye soru soracağı bir tek yer var. Devlet aygıtı. Devlete soracak bu soruyu. Devletin de bu konularla ilgili birimi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ki çağdaş dünyada, bütün çağdaş ülkelerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten bu konuda inisiyatif alıyor. Her günün hava raporlarını, ertesi günün işte riskli bölgelerdeki yağış, rüzgar, işte fırtına, kötü hava, iyi hava, neyse artık onun durumlarını bilgilendirme yapıyor topluma. Ve insanlar da meteorolojiden bu bilgiyi takip ediyorlar. Şimdi böyle bir aşırı şiddetli yağış ve arkasından da sele yol açabilecek ve çok büyük maddi zararlara yol açabilecek olası bir sel felaketin gelebileceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceden öngörerek bölgedeki bütün işte ilgili idari birimlere, kamu yöneticilerine, işte medyaya, siyasi partilere, vatandaşlara, bütün herkese duyurması gerekir. Bir de bir önlem alınması lazım. Şimdi ne önlem alabileceksiniz artık? Zaten dere yatağına siz bu koca kasabayı kurduktan sonra alabileceğiniz önlemleri de son derece kısıtlı hale getirmiş durumdasınız. Evet. Çünkü su sonuçta buradan akacak. Kaçınılmaz olarak buradan akacak. Çünkü milyonlarca yıldır zaten buradan akıyor. Zaten onun doğal akış yolu burası. Ama işte 10 yıldır, 5 yıldır burada çok şiddetli yağış yok. O yüzden rahat rahat ne güzel o apartmanları diktik, kasabayı kurduk. Fıstık gibi de Karadeniz bölgesi arazi bulmak da kolay bir iş değil biliyorsunuz. Bütün mesele zaten oradan kaynaklanıyor. Karadeniz bölgesi dağlık bir bölge olduğu için çok hemen denize, hemen denizden yükselen dağlar var. Dolayısıyla düz alan bulmanız çok zor. Ama dere yatakları milyonlarca yıl boyunca sürekli oradan suyun akışı, ki zaman zaman bazen 15 metre bazen 400 metre. Yani bu tamamen kurak mevsimde, yağışlı mevsim, hatta bazen taşkın mevsimi veya aşırı kurak mevsim arasındaki, ki doğada da olur böyle değişiklikler sürekli. Doğa çünkü sürekli bir döngüsellik, bir akış hali içerisindedir. Bazen çok daha az yağış olur, bazen çok daha fazla yağış olur. Ama doğada yaşayan bütün canlılar buna uyumlu hareket ederler. Ve buna uyumlu hareket etmeyenler soylarını sürdüremezler. Çünkü
bu değişkenlik halini doğru yönetemezlerse bir aşırı iklim, aşırı ortam halinde yok olurlar. Soyları yok olur. Ama doğa bunu çözmüş. Sonuçta bunu yapmıyor. 15 metrede kalsa su hayatını sürdürüyor. 400 metreye yayılsa da hayatını sürdürüyor. O bölgede yaşayan bütün canlılar. Ama insanlar maalesef bunu hesap etmediği için işte çok kısa dönem, 3-5 yıldır bakıyor bir ne kadar güzel burası da çok güzel artık yağmıyor. Öyle yağmurlarda yağmıyor zaten deyip evet. Buraya kocaman kasabayı bomboş arazi, fıstık gibi de rant var burada. Çünkü gördüğün zaman bir anda boş arazilerden bahsediyoruz. Bulmanız çok zor ve zahmetli olan arazilerden bahsediyoruz. Sayın burada Mahruki. Hemen kuruyorlar kasabalarını. Ama işte o aşırı yağış geldiğinde de sonuç bu. Sürenin sonuna geldim. Bu. Son bir cümle söylemek isterseniz onu da alabilirim. Ben bölgede çalışan, bu dönemde çalışmak durumunda kalan özellikle yerel yönetimler, yerel yöneticilerin ekipleri, AFAD ekipleri, ilk müdahale ekipleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, vatandaşlar, herkese gerçekten bir yurttaş olarak canı gönülden teşekkür etmek isterim. Çünkü bu konular işte kimi vuruyorsa onun malını, canını, kimin yakıyorsa onu perişan evet. ediyor. Hani herkesin canı yanar ama o insanlar bambaşka yanar. Hepimiz onların manen yanındayız en azından onu söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum efendim bağlandığınız için. Rica ederim. Değerli izleyiciler, gündem özel programında sizinle olan birlikteliğimiz devam edecek. Kastamonu'ya gideceğiz. Sıcak bölgede yaşananları sizlere aktaracağız. Oradaki ekiplerimiz hem detaylı bir neler yaşandığını, bundan sonraki süreçte nasıl şeyler yapılacağına dair de bilgileri paylaşacak. Şimdi bir reklama gidiyoruz, ardından tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, gündem özeli kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kastamonu'yu sel vurdu. Daha doğrusu Doğu Karadeniz bölgesini sel vurdu. Ve şu ana kadar hayatını kaybeden sayısı maalesef 55'e yükseldi. Kastamonu'nda 46 kişi, Sinop'ta 8 kişi, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam rakamsa şu an için 55 olarak açıklandı. Şu anda Kastamonu'da ekiplerimiz orada ve bölgedeki son durumu bizlere aktaracaklar. Aynı zamanda değerli konukları da yanlarında. Çiğdem, beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Deniz. Evet, şimdi bölgede canlı bağlantılarla sizlerle konuşuyoruz. Oradaki konuklarınla da konuşuyoruz. Şimdi de önemli bir isim var, Deniz Yavuz Yılmaz. CHP Zonguldak milletvekili. Hem neler yaşanıyor hem de Deniz Yavuz Yılmaz'dan bölgedeki izlenimlerini alabiliriz. Tabii. Çünkü zaten ilk günden itibaren özellikle CHP'li vekillerin bu noktaya geldiklerini biliyoruz. Sinop'ta olduklarını biliyoruz. Sinop'a da bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı biliyorsunuz. Oradan da yarın burada Kastamonu'da özellikle Bozkurt'ta olacağını da söyleyelim. İşte o vekillerden biri burada nabzı tutan, burada neler yaşandığını gündüz, gece takip eden isimlerden biridir. Sayın Deniz Yavuz Yılmaz bizimle birlikte. CHP Zonguldak milletvekilidir. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, merhabalar. Şimdi biz size hep kamuda liyakat konusunu sorgularken, çifte maaş, dört maaş, beş maaş bunları sorgularken görüyoruz. Kronik sorunlarımız derken işin içerisinde liyakatin olduğunu, bunun sadece maaş konusunda değil işte derenin kenarına evler yapılmasında da kendini gösterdiğini görüyoruz. Enerji konusunda çalışmış da birisiniz değil mi geçmişte? Tabii ki bu meseleyi soracağım ama HES konusunu da soracağım. Hidroelektrik santral konusunda burada yaşananlarla ilgili sabıkası var mıdır yok mudur? Bakışınız ne? Evet, mutlaka etkisi vardır. Ancak bu etkinin ne kadar olduğu bilimsel olarak yapılacak analizlerle ortaya çıkacak. Hem HES'lerin yapımında doğanın kendine ait sularının, yeraltı sularının, mağara sisteminin yani bu suları nasıl tahliye ettiğine dair yerin altındaki sistemle doğrudan ilgisi var. Dolayısıyla da aslında bu felakete, bu sel felaketine temelde baktığımızda çok parametreli, çok sıkıntılı gerçeklerle karşı karşıya geliyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Bozkurt ilçesinin hemen dere yatağının yanı. Aslında içindeyiz de denebilir işin doğrusu.
Ve dere şu anda hızla akmaya da devam ediyor bir yandan. Arama kurtarma ekipleri çalışıyorlar bu saatte yoğun tempoda. Neden? Çünkü dere yatağının üzerindeki apartmanların pek çoğu çökmüş durumda. Ve pek çok vatandaşımız da maalesef bu enkazların altındalar. Neden? Çünkü denizin ortasına veya derenin ortasına apartmanlar yapılmış. Bunların yapılmasına kim göz yumdu? Yapıldığı projelere kimler imza attı? Bunların hepsinin ortaya çıkması gerekiyor. Bu göz göre göre insan eliyle aslında sonuçları daha da vahim hale gelen çok büyük bir felaket. Yoğun bir bölgeye yoğun bir yağmur yağışı gerçekleşti. Çayların birleşmesiyle birlikte mevcut denize doğru yönelen dere önüne çıkan tüm engelleri aşarak ve solundaki, sağındaki ve önüne kattığı her şeyle, tüm bu tomruklarla birlikte Bozkurt ilçesinin girişine kadar geldi. Ve dere karşısına çıkan ilk köprüyü de yıkıyor bu tomruklarla birlikte ve hemen arkasındaki köprüyü de tıkıyor. Böylelikle sel suyu yön değiştirmek durumunda kalıp ilçenin içindeki çocuk parklarına, insanların yürüdüğü sokaklara, arabaların geçtiği yollara kadar ulaşıyor ve devasa bir felakete yol açılmış oluyor. Yani özellikle o parklar dediniz ya, şimdi geldiğimizde biz de gördük, sular altında, balçık altında. Şimdi orada o kadar saniyeler içerisinde, dakikalar içerisindeki artışla birlikte ne kadar kaçılabilmiştir ki diye insan düşünüyor. Düşündükçe daha çok canı yanıyor. Çocuklar da söz konusu. Çok acı. Özellikle bu felaketlerin bir, olmadan önce tedbirlerinin alınması gerekiyor. İki, eğer bir felaket gerçekleştiyse, doğal bir afet gerçekleştiyse, bununla ilgili yapılacaklar konusunda bu ekiplerin çok profesyonel olması gerekiyor. Türkiye'de profesyonel arama, kurtarma, afet ekipleri var mı? Var. Ama AK Parti hükümeti ne kadar profesyonel? Sorun burada. Onlar profesyonel değil. Çeşitli kurumlara atadıkları kadrolar profesyonel değil. Ve aynı zamanda da liyakatli değiller. Dolayısıyla bugün hem burada bu sel felaketinin ortasında yaptığınız bu yayında ifade etmek gerekiyor. Aynı zamanda da orman yangınlarında da gördük ki büyük bir organizasyon bozukluğu var. Büyük bir dağınıklık var ve neticede yarın bir gün buradaki bu enkaz kalkacak. Evet, doğru, kalkacak. Pek çok yere sarılmaya çalışılacak. Çünkü devletimizin görevi bu zaten. Ancak bu tedbirleri almayanlar, bu zafiyete neden olanların mutlaka bu konularla ilgili hesap vermesi gerekiyor. Aksi takdirde sadece Bozkurt ilçesinde değil, Türkiye'nin başka başka bölgelerinde, illerinde, ilçelerinde bu felaketlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecek. Yani aslında bugünden itibaren çok geç olsa da Türkiye'deki tüm siyasilerin, tüm siyasi partilerin, tüm belediye başkanlarının ve belediye görevlilerinin, tüm devlet kurumu yetkililerinin buradan ders çıkararak Türkiye'nin kalanında buna benzer olan yerleşimlerle ilgili senaryolar oluşturup bu senaryolara tedbirler üretmeleri gerekiyor. Yani burada tomrukları toplayan bir yoğun yağmur suyu, sel suyu var ortada. Yani bu tomruklar tekrar böyle yağmur yağarsa tekrar sel sularına kapılıp tekrar bölgeye gelecek. O nedenle bu konuyla ilgili de bir tedbir alınması gerekiyor. Ve dere yatağı konusunda da mutlaka hem Bozkurt hem de Türkiye'nin kalanında bir seferberlik ilan edilmeli ve bilimin ışığında bu tedbirler acilen alınmalı.
Az evvel de konuğumuz Sayın Şükrü Genç de onunla konuşurken de yani siyaset üstü bir bakışın bu tür yaşananlara, bu tür afetlerin çözümü için bütün bunları siyaset üstü bir bakışla bir araya gelip hani sonrasında gösterdiğiniz dayanışmanın aslında öncesinde gösterilmesi gerektiğini söyledi. Katılır mısınız? Nedir notunuz onu söyleyeyim ama az evvel biraz sohbet ederken sizinle gün içerisinde insanlarla nasıl hemhal olduğunuzu anlattınız. Ama bir milletvekili olarak değil, sıradan biri olarak onların içinde olduğunuzu ve aslında bırakayım siz anlatın. Hem biraz nedir edindiğiniz doneler insanlardan? Nasıl onlarla temas halindesiniz? Burada olmak siyaset yapmak mıdır aynı zamanda? Gelip vatandaşa dokunmak, derdini, meramını sormak. Onu da sormuş olayım. Böyle anlarda hep denir ya siyaset yapmayın vesaire ki nedenleri siyasi değil midir? Onu da belki ayrı konuşmak lazım ama insanlara dokunduğunuzda onlardan size geçen şey neydi bugün mesela? Evet, bizim milletvekilleri olarak bu afet bölgelerine gelmemiz çok önemli. Öncelikle tabii devlet görevimiz nedeniyle geldiğimizde kimseye ayak bağı olmamak, yoğun ve çok kalabalık bir kadroyla bu afet bölgesinde bulunmamak gerekiyor. Çünkü burada daha öne çıkması gerekenler arama kurtarma ekipleri. Onların öne çıkması, onların hareket kabiliyetinin daha hızlı hale getirilmesi gerekiyor. Bu bakımdan özellikle akşamın ilerleyen saatleri, gecenin ilerleyen saatleri artık çalışmalarda yorgunluğun baş göstermeye başladığı, hava koşullarının daha ağırlaştığı, sertleştiği, soğumaya başladığı zamanlar. İşte bu zamanlarda bizlerin gelip burada moral vermesi, vatandaşlarımızla arama kurtarma ekiplerindeki fedakar çalışan personelle birlikte durumu değerlendirmek ve aynı zamanda da bölge halkıyla da herkes çekilip gittiği zaman çünkü yapayalnız kalıyorlar. Şu anda da öyle. Bozkurt ilçesinde pek çok evin kapısında valiziyle bekleyen, valiziyle evine bir kez daha girmek isteyen, çocuğuyla birlikte böyle belki kapısının önünde biz otururken önümüzden geçip giden, gözlerinden sessiz sessiz yaşlar boşanan, ağlayan vatandaşlarımız var. Ve onlara devletin şefkatli kucağını açması gerekiyor. Önce bu tip felaketlere karşı zamanında tedbiri alarak hükümetin bütün hükümetlerin görevlerini yapması gerekiyor. Kriz öncesi yönetimi. Kriz öncesinde bunu yapmak gerekiyor. Daha sonrasında da onları yalnız bırakmamak gerekiyor. Bu bakımdan vatandaşlarımızdan onların değerlendirmelerini burada ilk sel başladığı anda yapılan anons, nasıl anons yapıldı, onların buradaki HES'le yapılan HES'le ilgili düşünceleri neler, geçmişte bu konuda nasıl mücadele ettiler, burada kimlerin onayı ile kimlerden izin alınarak doğa tahrip edildi, burada bu apartmanlar bir günde bir el şıklatması ile birlikte kendi kendilerine burada olmadılar, birileri bir proje çizdi, gitti bu projeyi belediyede, devlet kurumlarında onaylattı, onayı aldı, yapmaya başladı. Birileri geldi, bu binaları yapım aşamasında kontrol etti. Sıkıntı görmediler ki onayladılar, bu binalar yapıldı ve neticesinde bu binalar çöktü. Bu binalar aslında sadece Bozkurt'ta yaşayan vatandaşlarımızın üzerine çökmedi. Bu büyük ihmal tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, maalesef tüm vatandaşların, hepimizin üzerine çöktü. Hepimiz sorumluyuz, doğrudur. Ama bu binalara onay verenler, doğayı bu denli tahrip edenler, her yere, her derenin her köşesine HES yapmaya kalkanlar ve dere yataklarını vatandaşların yaşam alanına çevirenler çok daha sorumludur. Ve bunun da mutlaka hesabını vermeleri gerekiyor. Bir de burada özellikle işte konuştuğumuz, denk geldiğimiz, ekranlarda da bizim yine yansıttığımız insanlar, selzedeler bir şeyleri sorguluyorlar. Hem bu nedeni, hem HES konusunu, deredeki durumu, hem de işte yapılan anonsu. Arabalarınızı alın dediler ama çocuklarınızı evinizden alın, tehlike var demediler. Parktan alın demediler diye. Ve bazı şeylerin biraz karanlıkta kaldığını, belki de perdelendiğini düşünüyorlar. Bilmiyorum, siz konuştuğunuzda bunlara değindiler mi? Şu 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 sorularımız var, bunları cevaplaması gerekiyor hükümetin. Niye bunlardan bahsedilmiyor dedikleri şeyler var mı mesela? İşte bize sordukları bu konular oldu. Yani burada tabii acılar şu anda çok taze. Yani şu anda kaybedilen canlarla ilgili aileler çok üzgün. Dolayısıyla burada çok büyük bir sessizlik var aslında.
Yani ve bu sessizlik gerçekten çok anlamlı. Bu sessizliğin içinde bir isyan var. Ve çok yoğun duygular var. Bu bakımdan şu anda aslında bir an önce burada bu felaketin izlerinin ortadan kalkmasını arzu ediyorlar. Yani benim konuştuğum bir vatandaşımız bir bu afet zede ve ailesi de bir apartmanda kalmış, kaybetmiş. Söylediği tek şey onların bulunmasını, en azından cenazelerinin bulunmasını alıp onları defnetmek istiyorum. Başka bir isteğim, başka bir talebim yok dedi. Yani mutlaka tüm yapılan yardımlar çok kıymetli. Maddi olarak çeşitli işte her türden yardım çok önemli ama giden canları geri getirmiyor. Ve vatandaşlarımız da küskün hale geliyorlar. İçlerine kapanıyorlar. Bundan sonra belki yeni bir Türkiye'de afet yaşanacak ve bütün kameralar oraya dönecek. Herkes oraya odaklanacak. Ancak burada ailelerinin fertlerini kaybeden, çocuklarını kaybeden insanlar artık bu yalnızlıklarıyla birlikte baş başa kalacaklar. Bu bakımdan çok önemli olan şey, artık herkesin farkına varması gereken şey, hemen orman yangınlarından buraya geldiğim için ben de burada özellikle Kastamonu'da Kastamonu milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Hikmet Erbilgin'le yoğun bir saha gezisi yaptık. Bilimsel olarak da analiz ettik bu sürecin nasıl geliştiğini. Mevcut HES'lerden bir tanesinin regülatörünün ve iletim kanallarının bu sel nedeniyle nasıl parçalandığını gördük. Yani doğanın gücüne karşı insanın kibiri ve ne olursa olsun ben istediğimi yaparım ısrarının nasıl geri teptiğini gördük. Ancak tüm bu yanlışları yapanlar değil, maalesef sade masum vatandaşlarımız bu faturayı ödüyorlar, hatta canlarıyla ödüyorlar. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yarın herkes oturduğu eve, yaşadığı ile gittiği vatanımızın diğer şehirlerine lütfen dikkatli baksın. Bulunduğu, oturduğu ev, uyuyacağı yer bir dere yatağının mı üzerinde? Bir soru işareti var mı? Artık sorgulayıcı aklı harekete geçirme zamanıdır. Ve bu felaketlerin de sadece doğal yollarla oluşup başlayıp bittiğini düşünmek de çok eksik bir bakış açısı olur. Dağların arasından doğan kaynak suları var, yer altından gelen çaylar var, birleştiği noktalarda dereler var ve dereler denizlerle buluşmak durumunda. Bulunduğumuz Bozkurt ilçesi işte bu toplanan suyun dere ile birlikte tam denizle buluştuğu nokta. Yani derenin gideceği başka bir yer yok. Ama denizle de buluşamıyor galiba. Orada da bir engel var. Set oluşmuş durumda. Yani dere doğru yerden akıyor. Doğa doğru kendi kanunları çerçevesinde doğru yolunda gidiyor. Ancak buraya yapılan dere yatağına yapılan apartmanlar, hatta dere yatağının içinde genişleyen ilçe ve buna izin veren yetkililer maalesef zamanında yapılan uyarılara kulak asmadılar ve bugün kim bilir hangisi burada hangisi değil, belki de bu memleketten göçüp gittiler ama arkalarında büyük bir vebali de bıraktılar. Vebal önemli. Son soru kısaca hemen sorayım. Burada yaşananlar elbette ki meclisin gündemine gelecektir galiba, değil mi? Belki bir araştırma önergesi, teklifi vesaire, nedir böyle bir plan var mı MHP açısından? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste gerek araştırma önergeleri, gerek yazılı soru önergeleri, gerekse tüm yasal haklarımız çerçevesindeki başvuruların hepsini yapıyoruz ve bununla ilgili tüm hazırlıkları bilimsel çerçevedeki analizlerimizle birlikte tamamlıyoruz. Ancak buradan çıkarılması gereken sonuç şu: artık hiç kimsenin, hiçbir devlet kurumu yetkilisinin bir başkasından talimat beklemeden bugüne kadar yaptıkları yanlış inşaatları, dere yatağına kurulan bu apartmanların altına imza atarlarken es geçilen konuları ve aynı zamanda doğayla ilgili verdikleri tahribat
ve hasır altı ettikleri bilimsel raporları ortaya çıkarıp bunlarla ilgili mutlaka suç duyurusunda bulunmaları veya bunlarla ilgili bürokratik süreçleri tekrar harekete geçirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde oluşacak tüm cinayetlere de ortak olmuş olacaklar. Bunlar önemli notlardı. Hem durum değerlendirmesi hem yaşadığımızın zaten fotoğraf kendini anlatıyor. İnsanların acıları da kendini anlatıyor elbette bize ama bunun ardı, sonrası ne anlama geldi, bunlar kıymetliydi. Son bir söz var mı izleyicilere ve genel anlamda Bozkurt için belki ve Sinop ve Bartın için? Evet, ben bu sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Ancak bu felaketleri engellemek de bizim elimizde. Biz gece gündüz Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgelerde bulunmaya, vatandaşımızın acısını paylaşmaya ve tedbirler alınması için mücadele etmeye, buradan çıkarılan derslerle de İleride Türkiye'nin geleceğinde gerçekleşebilecek çeşitli felaketleri doğru koordine etme konusunda da mutlaka pek çok dersi çıkarıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz size de. Sağolunuz efendim. Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'la bir aradaydık. Burada Kastamonu'nda Bozkurt'tayız sevgili izleyiciler. Ve buradaki hem son durumu aktarmaya çalışıyoruz hem de konuklarımızla. Burada halen işte insanlarla bir arada olmaya çalışan, çalışmaların nasıl ilerlediğini de takip etmeye çalışan isimlerle de onların da tuttukları nabzı ve onların da yorumlarını ekrana getiriyoruz. Onlarla beraber soruyoruz. Şimdi anlıyoruz ki evet, santraller doğru yerlere yapılması gereken şeyler, termik olsun, HES olsun, hidroelektrik olsun vesaire ve dereler yatağını istiyorlarsa o dereleri yataklarını özgür bırakabilmek gerekiyor. Yollarını saptırdığınız zaman dere mutlaka bir şekilde yolunu buluyor. Doğa böyle bir şey. Afet diyerek doğayı da suçlamak değil de neden bu iş afete dönüştü diye anladığımız kadarıyla bunu sorgulamak zaten gerekiyor ki başından beri bütün acıları anlatırken, sorunları, sıkıntıları anlatırken tabii ki işin bu boyutunda bir arada konuşarak yürütüyoruz efendim. Buradan yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Gözlemlerimize, izlenimlerimizi aktarmaya da devam edeceğiz. Sözü yine stüdyoya bırakalım, Deniz Gez'e bırakalım. Çiğdem Akdemir'e teşekkür ediyoruz. Konu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ı bölgeden hem izlenimleri aktardılar hem de şu anda yaşanan gelişmeleri aktardılar. Biz de bir gündüze gidelim isterseniz. Bozkurt'ta gündüz saatlerinde neler yaşandı? Selim vurduğu Bozkurt'ta bilanço maalesef ağır. Çok sayıda can kaybı var. Aynı zamanda maddi hasar da büyük. KRT muhabiri Sarı Nur Özsemiz ve kameraman Kemal Sevindirici Bozkurt çarşısındaki durumu aktardı. Detaylarına bakıyoruz. Hemen sağ tarafımızda aslında belediye binası var şu an. Bozkurt'un merkezi aslında burası ama buradaki tabloyu göstermek inanın gerçekten içler acısı. Hemen sağ tarafımızda iki arabayı görüyoruz. Üst üste çıkmışlar. Bu araçların buraya nasıl gelindiği bilinmiyor ama selin etkisini, ne kadar etkili olduğunu, ne kadar şiddetli olduğunu iki araca bakarak görmek mümkün. İki araç dedik, üst üste çıkmışlar. Şu anda o şekilde iki binanın arasında sıkışıp kalmışlar. Yine devam ettiğimizde hemen yanımızda bir tuhafiye var. O da selden etkilenmiş. Bu dükkan kullanılamaz hale gelmiş tamamen. Eşyalar üst üste yığılmış. Televizyon bu noktaya kadar gelmiş. Buradaki eşyalar tamamen selin etkisiyle beraber sürüklenmişler. İş yerinin camının kırıldığını görüyoruz. Camının düştüğünü görüyoruz. Yani selin etkisini aslında buralara bakarak, iş yerlerine bakarak görmek mümkün. Yine devam ettiğimizde aslında hemen karşımızda çalışmalar devam ediyor. Çünkü bölgede inanılmaz bir balçık var. Sokaklar tamamen balçıkla kaplanmış. Biz bölgeye ilk geldiğimiz gün tam karşınızda görünen görüntüde tamamen sularla kaplıydı. Su seviyesi yüksekti. Ancak suyun çekilmesiyle beraber o sokak tamamen balçığa bıraktı kendini. Şu anda da karşıda çalışmalar sürüyor. Askerler de çalışmalara yardımcı oluyorlar. Şu anda hemen karşımızda gördüğümüz iş makineleri balçıkları, yoldaki balçıkları temizlemeye çalışıyorlar. Karşıdaki dükkana yığılan balçıkları da temizlemeye çalışıyorlar. Devam ettiğimizde yine şehir merkezindeyiz, çarşıdayız. Hemen yanımızda bir börekçi var, bir börek dükkanı var. Ama börek dükkanından
hiçbir şey geriye kalmadı. Dükkanın içine doğru baktığımızda su seviyesini görüyoruz. Su seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu, tabana kadar ulaştığını görebiliyoruz. Devam edelim. Kameraman arkadaşımız Kemal Sevindirici de sizlere gösterecek. Dükkanın içine baktığımızda eşyaların üst üste yığıldığını, ağaçların bu noktaya kadar sürüklendiğini görüyoruz. Su seviyesine baktığımızda dükkanı tamamen aşan bir seviyeye kadar geldiğini bizler de bu şekilde şahitlik ediyoruz. Yine devam edelim. Karşımızda bir enkaz var. Çünkü sokaklarda, Bozkurt'ta sadece bir enkaz kaldı geriye. Yollar tamamen balçıkla kaplandı. Hemen sağ tarafımızda bir motosiklet görüyoruz. Ancak o da balçığa saplanmış. Dükkanın önüne kadar sürüklenmiş ve bu noktada saplanmış artık. Yolda yine ağaçları görüyoruz, kütükleri görüyoruz. Bu noktaya kadar sürüklenmişler. Sel önüne ne kattıysa buraya kadar, şehir merkezine kadar getirmiş. Hemen yanımızda yine bir dükkan var. Dükkanın içine baktığımızda da su seviyesi burada da oldukça yüksek. Çünkü bu nokta Ezine Çayı'nın hemen paralelinde bir sokak burası. Yani çaya çok yakın. Çayın taşmasıyla beraber de sel suları bu noktaya kadar getirdi. Şimdi devam edelim. Bu noktada yürümek aslında zor. Çünkü balçıklar çok yüksekte ve ayağınızı bastığınız anda batmaya başlıyorsunuz. Hemen yanımızda bir kahvehane var, bir kırathane var. Oraya bakalım. Oraya baktığımızda masalar olduğu gibi kalmış. Örneğin oyun oynarken, muhtemelen oyun oynarken insanlar oyunlarını bırakıp buradan kaçmaya çalışmışlar. Bakıyoruz, burada da su seviyesi tavan seviyesini de aşmış artık. Suyun geldiği nokta tavanı da aşmış. Dükkan tamamen sular altında kalmış. Karşı tarafa geçmek mümkün değil çünkü devam ettiğinizde balçığa saplanıyorsunuz. Karşıda iş makineleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Yoldaki balçığı temizlemeye çalışıyorlar. Çünkü ağaçlar sel sularıyla beraber bu noktaya kadar geldiler. Yani Bozkurt'ta ara sokaklarda, şehir merkezinde, iş yerlerinde büyük hasarlar var. Maddi kayıplar var. İnsanlar dükkanlarını temizlemeye çalışıyorlar. Vatandaş 3 gün sonra artık dükkanlarındaki vaziyeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hemen sağımızda yine bir restoran var. Ama oraya baktığımızda da yine geriye sadece balçık kalmış, çamur kalmış geriye. Şu anda da dükkanların önlerini temizlemeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun. Nasıl durumunuz? Durum berbat. O noktaya ulaşmaya çalışalım biz de. Ancak balçık nedeniyle aramızdaki mesafe kısa olsa da yürümek çok mümkün değil. Bizler de soralım. Nasılsınız? Nasıl oğlum? Gördüğünüz gibi durum berbat. Balçık seviyesini aslında şu noktadan görmek mümkün. Ayağımızı bastığımızda bu noktaya kadar balçık geliyor. Dükkanın içinde bir buçuk karış balçığımız vardı. Berbat, bittik esnaf olaraktan. İşimiz, evimiz, arabamız gitti. Memleketimiz bitti. Silindi haritadan yani. Resmen haritadan silindi. Böyle bir afet yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün 2 saat beraberdik. Eşimi kurtardık helikopterle. Allah razı olsun. Yani böyle bir afet görmedim diyor adam. Yani Türkiye'de böyle bir afet görülmemiş. Koskocaman ağaçlar köklerinden sökülmüş. O derecede yani köprüyü tıkamış. Zaten onun verdiği biraz da sebep bu kadar şey yaptı. Çok kötü. Bittikin haldeyiz. Yani çoluk çocuk ne olduğu belli değil. Ölen kalan. Bitkin bir haldeyiz ya, öyle söyleyeyim. Bozkurt'umuz bitti. Memleketimiz bitti. 36 senelik memleketim bitti yani. Doğduğum, büyüdüğüm yer bitti. Bu kadar, ne söyleyeyim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Peki sel anında burada mıydınız? Buradaydık. Kaçtık. Hayatımızı kurtardık yani. Bu kadar. Peki çarşıda birileri var mıydı? Yani sel anı nasıl oldu aslında? Sel bir anda oldu. Yani 5 dakika, 10 dakika arabalarla siren sesleri, arabanızı kurtarın, canınızı kurtarın demekle yukarıdan büyük bir sel geliyor dediler. Bir anda kaçan kaçtı, kaçamayan dükkanında öldü, ne oldu belli, çocuklar parkta, kaç kişi belli değil. Yani çok kaybımız var da belli değil. Ne diyeyim ya, lafın bittiği yer yani, tükendiği yer. Ya su seviyesine aslında bakıyoruz, dükkanı tamamen aşmış durumda. Bu noktaya kadar yükselmiş. Tabii tabii, yani burası neredeyse suyun bittiği an, öyle söyleyeyim, 3 metre. Bunun 3 metre su var yani. 4-5 metre olanlar ya, yani 8-10 metreye kadar çıktı suyun. Yani alçaklığına göre. Burası en yüksek seviyede sayılır.
Burası 3 metrenin üzerinde yani. 3 metre var diyor yani. 2,5-3 metreye kadar ulaştık. Çünkü dükkanımın yarı belediğine kadar çıktı yani. Bittik ya esnaf olaraktan. Öyle söyleyeyim. Tükendik. Bozkurt bitti. Şu an çarşıyı gezdiğimizde dükkanların tamamı suya teslim olmuş durumda. Evet. Geriye hiçbir şey kalmamış. Aynen. Yani maddi kaybınız da çok büyük. Çok büyük. Maddi, manevi. Canımız sağ diyoruz. Devletimiz yardım edecek diyoruz inşallah. Devletimize sığınıyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Kayıplarınız var mı? Ulaşamadığınız kişiler? Yani akrabalarımdan yok ama Bozkurt 5500 nüfusu yer. Herkes birbirini tanıyor. Duyuyoruz. Yani herkes tanıdık burada. Neyin ne olduğu da belli değil. Yani çok ölen var diyorlar. Kim ne olduğu bilmiyor da halen. Yani tanıdıklarımız var. Tanıdıklarımız var ama kimin daha ne olduğu belli değil. Allah yardımcısı olsun herkese. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bozkurt'tayız. Çarşıdayız. Şu anda dükkanların durumunu görüyoruz. Yani bizler bile bu noktada yürümekte zorlanıyoruz. Çarşıdaki iş yerlerinin durumu bu şekilde. Esnaf da artık bir tamamen tükenmiş halde. Çünkü dükkanlarda geriye hiçbir şey kalmamış. Tamamen kullanılamaz haldeler. Şu anda da yine bir araç görüyoruz karşımızda. Çünkü sel sularıyla beraber araçlar da çarşının içine kadar, ortasına kadar sürüklendiler. Ve onların da artık araçların da sokaklardan kaldırılması gerekiyor. Buradaki enkaz çalışmaları devam ediyor. Araçlar da sokaklardan şu anda çekiliyorlar. Yine hemen karşımızda iş yerlerini görüyoruz, dükkanları görüyoruz. Ancak o dükkanlardan artık hiçbir şey kalmamış. Camları tamamen kırılmış. Örneğin bir giyim mağazası var karşımızda. Oradaki mankenler tamamen yerlere sürüklenmiş. Dükkanların camları kırılmış, balçıklarla sıvanmış sadece. Balçıklar kalmış geriye dükkanlardan. Yine devam ettiğimizde aslında karşımızda yine bir iş yeri var. Ancak o iş yeri de yine balçıklarla kaplanmış durumda. Eşyalar kullanılamaz hale gelmiş. Balçığın seviyesi de oldukça yüksek. Yani Bozkurt'taki tablo gerçekten görüneni şu anda Kemal Sevindirici sizlere aktarmaya çalışıyor. Ancak esnafın durumundan da bahsettik. Esnaf da şu anda yaralarının sarılması bekliyor. Çünkü dükkanları kullanılamaz hale geldi. Maddi kayıplar var, can kayıpları var, manevi kayıplar var. İnsanlar arkadaşlarına, yakınlarına, ailelerine ulaşmaya çalışıyorlar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Sare Nur, özellikle Bozkurt'taki son durumu bizlere aktardı. Tabii lider ziyaretleri de devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu afet bölgesinde CHP liderinin ilk durağı selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Sinop'un Ayancık ilçesi oldu. Bölgeyi inceleyen afetzedeleri dinleyen Kılıçdaroğlu, önemli olan krizden, ölümlerden sonra değil, coğrafyayı tanıyıp bilim insanlarını dinleyip öncesinde önlem almak dedi. Sanayi diye bir şey kalmış değil aslında, orayı gezdik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. O insanlara şöyle veya böyle en azından eğer bir fedakarlık yapılacaksa yani faizsiz bir kredi açılması lazım. Ayrıca gelen yardımlar var. Bu yardımlar dolayısıyla da Ayancık Belediye'miz 5 ayrı yerde depolar oluşturuldu. Bu depoları sürekli denetliyorlar. İhtiyaç olduğu takdirde ailelere yardımları ulaştırıyorlar. Kimsenin umutsuz olmasını istemem. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Herkes şunu gayet iyi bilsin. Bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Akılla, mantıkla çözülür. Eğer iklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak, bilim insanları biliyorsa, uygulamacılar biliyorsa, ülkeyi yönetenlerin de bilmesi lazım. Karadeniz'i bilenler çok iyi bilirler. Karadeniz'in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler neresinden bakılırsa 100 yıllıktır, 150 yıllıktır, 200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Hiçbirisi. Ama yeni yapılan köprüler, şurada da görüyorsunuz, hepsi yıkıldı. 100 yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen, geleceği bilmeyen, öngöremeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır. Sevgili izleyiciler, gündem özele kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz.
Değerli seyirciler, KRT'de gündem özelde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karadeniz'deki sel felaketini konuşacağız. Bültenimiz ve programımız boyunca maalesef hayatını kaybeden kişi sayısı 55'e yükseldi. Kastamonu'nda 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Biz de insan mı doğa mı? Afeti konuşurken bu soruları da sormaya devam ediyoruz. Afetin nedeni ne? Doğa mı, insan mı? Değerli bir konuğumuz olacak. İklim ve enerji uzmanı Önder Algedik bizlerle birlikte. Sayın Algedik. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, uzun süredir doğal afetleri konuşmaya devam ediyoruz. Önce ülkemizin güney kısmında ve özellikle batı kısmında yangınları konuşuyorduk. Ancak bir anda Batı Karadeniz'de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık ve maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da her geçen saat giderek artıyor. Özellikle bu konuda bazı zamanlarda iklimi suçluyoruz. Bazı zamanlarda ise tabii özellikle Bozkurt'ta olduğu gibi yanlış yapılaşmayı da suçluyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu doğal afetlerdeki en büyük etken? Önce doğa mı diyelim, insan mı diyelim? Ondan sonra da aklımızda bazı soru işaretleri var. Onları da soracağız. Çok teşekkürler. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Hakikaten resim ortaya çıktıkça insan üzülüyor ve bu resmi anlama ihtiyacı duyuyoruz. Yangında yaşadığımız şeyin çok daha sert ve şiddetlisini aslında çok kısa bir zamanda yaşadık. Şimdi mesele burada iklim değişikliği, iklim krizi mi? Ben bundan çok emin değilim çünkü bu konuda elimizde çok veri yok. Ve zaten bu bölgede bu tür olayların yaşandığını biliyoruz. Basit bir örnek verelim. Mesela Ayancık'ta benzer şeyler, benzer su baskınları 60'larda ve 80'lerde ikişer defa yaşanmış. Bozkurt'ta da 2014 yılında yaşanmış. Dolayısıyla bunlar yaşanan şeyler ve bu anlamıyla bakıldığı zaman ilk defa olan felaketler değil. Fakat ölçeği ve şiddet açısından bunun ilk olduğunu itiraf etmek zorundayız ve evet, düşündüğümüzün çok ötesinde sonuçlar yaşandığını kabul etmek zorundayız. Şimdi birinci problem, iklim açısından verimiz yok, bunu bağlantılandıramıyoruz. Ama bunun bir iklim krizi değil, siyasi bir kriz olduğuna dair elimizde çok fazlasıyla veri var. İzin verirseniz bunu anlatmak istiyorum. Nedir efendim? Buyurun, dinlemek isteriz biz de. Şimdi bakın, 11 Ağustos günü Meteoroloji Genel Müdürü diyor ki son yaşanan 24 saatte yaşanan yağışlar itibariyle toprak doymuş diyor. Doyan yerleri sayarken Bozkurt'u sayıyor. İnebolu'yu, Küre'yi, Sinop'u, Efe'yi, Türkiye'yi hepsini sayıyor ve diyor ki bundan sonra yağacak olan yağışların şiddeti 12 saatte 100 kilogram bölü metrekareden fazla olacaktır diyor. Ya bu ne anlama geliyor? Siz bir bardağa bir bardak su dökerseniz o bardak dolar. Yani pazartesi günü yağan yağış toprağın doyduğunu söylüyor. Evet. Üzerine ister yarım bardak su ekleyin, ister bir bardak su ekleyin. Bu otomatikman taşıyacağı anlamına geliyor. Bunu 11 Ağustos günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü söylüyor. Şimdi böyle bir bilgi geldiği zaman otomatikman bu bölgelerin hepsinde sel felaketi olacağını tahmin etmemeniz mümkün değil. Peki ne olmuş? Siz de programda yayınladınız. 15 dakika öncesine kadar kimse uyarmamış. 15 dakika önce de hani sel geliyor diye polisler uyarıyor, insanlar uyarıyor. Şimdi burada mesele şu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü burada görevini yapmış ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını dikkate alan hiçbir kurum yok. Ama daha da ötesine geçelim. Şimdi bu selin çok ilginç bir özelliği var. Hem Ayancık'ta hem de Bozkır'da. Burada çok ciddi bir şekilde sel felaketine öte tomruk felaketi görüyoruz. Evet. O kadar korkunç tomruklar geçiyor ki ve binaları yıkıyor, köprüleri yıkıyor, çok ciddi zararlar veriyor. Peki bu nasıl oluyor? Burada çok acayip bir soru işareti var. Şimdi normalde birkaç nokta var. Manavgat ve Akdeniz'deki orman yangınlarında şunu gördük. Orman köylüsünü heba eden Orman Bakanlığı'nın bu yangınlarda çok ciddi suistimal olduğunu gördük. Burada da benzer bir durum söz konusu. Bununla ilgili yönetmelik var. Yönetmeliğe göre sel yataklarının oluşmaması için orman temizliğini yapmak konusunda Orman Genel Müdürlüğü yetkili. Orman Genel Müdürlüğü yetkisini yerine getirmiş mi? Bence bu görüntüler yerine getirmediğini söylüyor. Bunun incelenmesi gerekiyor. Ama daha da fantastik bir sorun var. Neden bu kadar çok kütük akıyor? Çeşitli iddialar var ama ben çok daha somut bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi size çok net bir veri vermek istiyorum. Şimdi hemen rakamı bulayım izninizle. Şöyle bir durum söz konusu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü aynı zamanda hem Kastamonu'nun hem Sinop'un sorumluluğuna sahip. Yani bu bölgelerin sahibi ve biliyorsunuz Ayancık'ta, Bozkır'da
Kastamonu Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü'nün alanına giriyor. Burası 2017 yılında yaklaşık 2 milyon metreküp odunu ormanla endüstriyel ürün olarak ormandan çıkarmış. 2 milyon metreküp. Bu rakam 2020'de kaç olmuş biliyor musunuz? 2.8 milyon metreküp. Şimdi bakın, siz 2 milyon metreküp yılda ağaç kestiğiniz bir yerden bunu %25-30 arttırıp 2.8 milyon metreküpü çıkartırsanız korkunç bir orman kesimi olur, korkunç bir orman tahribatı olur ve daha da ötesinde, bununla ihtimal olarak söylüyorum ama kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum, daha da ötesinde bu tohumlukları depolayacak yer sorunuz olur ve bunları bu şekilde Orman Genel Müdürlüğü'nü ormandaki pislikleri temizleyip orman yangınlarında ya da sel felaketleri hazır hale getirmek yerine ağaç kesmeye mobilize ederseniz ilk yağan yağmurda yağan yağmur birikir ve bir süre sonra tohumlukları önüne katar ve önünüze böyle bir felaket çıkartır. Şimdi dolayısıyla bu felakette de biraz bunu yaşamış gibiyiz. Aynen. Şimdi benimkisi çok dışarıdan bir gözlem. Evet. Bunu aslında kamusal olarak partilerin bu konuda bilirkişiler tutması gerektiğini düşünüyorum. Örgütlerin bir bilirkişiler tutması gerektiğini düşünüyorum. Devletin bu konuda bilirkişiler tutması gerektiğini düşünüyorum. Ve iş makinelerinden önce deliller yok edilmeden bunların tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz o kadar suyu, o kadar tomruğu bir kente sokarsanız istediğiniz kurtarma çalışmasını yapın, elinize patlar bu durum. Şimdi dolayısıyla asıl hikayeye geliyoruz. Burada iklim krizi yok. Siyasi bir kriz var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmış. Orman temizliği yapılması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğü bu işi yapmamış. Ama Orman Genel Müdürlüğü ne yapmış diye baktığımız zaman Orman Genel Müdürlüğü tomur kesmekle, endüstriye ve yakacak odun kesmekle uğraşmış. Ve günün sonunda bu kadar malzemeyi bir yerde biriktirmiş. Ve günün sonunda yağan yağış akışı itibariyle burayla karşılaştığı zaman bu orman atıkları ve tomruklar bir set görevi, bir HES görevi yapmış. Ve bu yüzden Ayancık'ta bir köprü, şu an gösteriyorsunuz görüntüyü, önce bir köprüde birikmiş, evet, bu aşağıdan ikinci köprüyü yıkmış. Benzer şekilde Bozkır'da birkaç binayı peşi sıra gelerek yıkmış. Dolayısıyla resme baktığımız zaman burada çok ciddi bir siyasi kriz olduğunu düşünüyorum. Evet, bir siyasi krizden bahsediyorsunuz ancak bir de son 3 gündür HES krizinden bahsediyoruz. Özellikle Bozkurt'ta. Selin HES'lerin patlaması durumundan bahsedildi. Böyle bir şeyin olmadığı siyasiler tarafından açıklandı. Kapakların açıldığı söylendi. Aynı zamanda bir enerji uzmanı olarak da ilk sel görüntülerini gördüğünüz zaman bunun HES'ten kaynaklandığını düşündünüz mü? Ya bu konu kesin bir şey söyleyemiyorum. Evet. Kimsenin söylemesi çok mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey. Bir DSİ ve valilik böyle bir şey yok diye kesip atamaz. İki, böyle bir şey yapıyorsa eğer, olabilir de biz yanlış bile olabiliriz. Bunun raporunun belgesini paylaşmak zorunda. Öyle valilik dedi diye inanmamız mümkün değil. Üç, biz inanmamakta haklıyız çünkü bu proje daha önce iptal edilmiş bir proje. Mahkemelik bir proje, yani mahkeme kararı olan bir proje. Yani sütten çıkmış akışık olmadığını herkes artık bu süreçte öğrendi. Şimdi mahkemenin iptal etme gerekçesini biliyor musunuz Sayın Algedik? Detayları bulamadım. Aslında bakarsanız bu programda öncesinde ÇED'ini bulmaya çalıştım. Çünkü ÇED'in çok önemli bilgiler vardır. Onları da elde edemedim. Şimdi bu kadar bilginin saklı olduğu bir yerde ne söylesek yanlış. Yani muhtemelen yanlışları olacak, oluşacak. Şimdi dolayısıyla HES meselesi ihtimal dahilinde ama söyleyemeyiz. Ama burada kamunun bunu söyleyecek delilleri halka sunması, topluma sunması, dert olup bir şekilde paylaşması gerekiyor. Siyasetin de yani muhalefetin de bunu talep etmesi gerekiyor. Yani şimdi böyle afaki bu şekilde konuşamayız ki. Tabii ki HES'lerin rolü var. İmkansız hiçbir rolü olmadığını kesinlikle söyleyemeyiz. Ama ne kadar rolü olduğu iddia etmek için elimizde veri ve dona gerekiyor. Bir de bölgede HES'lerin sayısı çok fazla. Siz de özellikle bu konuda uyarılarda bulunuyorsunuz uzun süredir. Bu konuya ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bölgede bu yapılan HES'ler ve bu şiddetli yağışların ardından nasıl tehlikeler bizi bekliyor özellikle? Şimdi şunu çok net ortaya koyalım. Bir bardağı tamamını doldurabilirsiniz ama bardağı taşıran şey farklı olabilir. Ben şunu iddia etmiyorum. Bu HES'te bu sel felaketinde bardağı taşıran damla kesin HES değil. Bunu söyleyemiyorum. Evet. Bu konuda verimiz yok. Ama bardağın doldurduğu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Neden söyleyebilirim? Çünkü siz bir doğayı kuraklaştırıyorsunuz.
İki, suyun hızını belli yerlerde arttırıyorsunuz. Suyun hızını arttırmak konusunda belli problemler açısından HES'lerin rolü var. DS'nin yapmış olduğu dere tabanlarını, çevresini ve çeperlerini betonlaştırma meselesi var. Bütün bunlar suyun hızını arttıran şeyler. Suyun hızını ne kadar arttırırsanız bu iş selden taşkına dönüşmeye başlar. Su baskından taşkına dönüşmeye başlar. Şimdi dolayısıyla aslında burada kümülatif bir etki değerlendirdiğimiz zaman HES'lerin rolüne bakmamız lazım. Çok ciddi rolleri var. Çünkü doğayı inanılmaz tahrip ettiler ve bunlar kontrol edilmeyen yatırımlar. Edemiyoruz. Halk bile kontrol edemiyor. DS'nin yapmış olduğu kanal sistemleri, atık kontrol sistemleri, yani bunlar topladığımız zaman o kadar bir problem var ki bütün doğaya o kadar çok asfalt beton dökülmüş durumdayken, yani çok basit bir rakam vereceğim Deniz Bey. Şimdi Türkiye yılda 20 milyon ton buğday üretiyor ve Türkiye 2017'de 15 milyon ton olan endüstriyel odun kesimini şu an 25 milyon tona çıkarttı. Bu korkunç bir yıkım. Ama Türkiye 2002'den bu yana 550 milyon ton asfalt döktü, 1 milyar ton çimento döktü. Bunun aslan payının bir tanesini, en önemli dilimini de Karadeniz aldı. Evet. Şimdi bu kadar asfalt ve betonun can dayanır mı? Ve biz Karadeniz'in dayanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ortada iklim krizi değil, iklimi değiştirenlerin yaratmış olduğu başka bir felaketle karşı karşıya olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi aynı zamanda bölgeye baktığımız zaman ciddi anlamda da bir afet noktasında krizin olduğuna dair özellikle kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Bunlara ilişkin de bir şey söylemeniz mümkün müdür? Özellikle afet yönetimi konusunda. Ya ben afet yönetimi çalışan bir insan değilim ama şunu çok iyi biliyorum. Afetleri başlamadan önce yönetmezseniz başladıktan sonra yönetmeniz çok kolay değil. O başka bir uzmanlık alanı ama veriler şunu gösteriyor. Türkiye'de afet yaratma üzerine, yani şu an Türkiye iklimi değiştirme üzerine bir politikası var. Türkiye'nin iklimi değişikliği azaltmak gibi politikası yok. Türkiye iklimi daha hızlı nasıl değiştirme politikasını uyguluyor. Ya şu çok hazin bir şey ya. Yani o kadar çaresiz durumdayız ki insanlara gelin arabanızı çıkartın deniyor. Ve insanlar arabaların üzerinde sel felaket, bu taşkınla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kadar çaresiz bir durum olabilir mi? Neden? Çünkü şu anki devletimizin önceliği insan değil rant. Yani bakın, Kastamonu Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılında 700 milyon TL'lik orman değerini nakde çevirmiş. 700 milyon TL. Evet. Bu acayip bir rakam. Bugün sabahtan beri o rakam etrafına dönüyorum. Yanlış mı çarpıyorum, bölüyorum mu diye. Peki bu kadar ağacın kesilmesinin ana etkeni nedir? Sadece para kazanmak mıdır? Çok güzel bir soru. Hemen cevabını vereyim. Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı 100 günlük hedefler açıkladı. Hatırlarsınız. 100 günlük hedeflerde 15 milyon metreküp olan odun miktarını 21 milyon metreküp'e çıkartmadı diye açıkladı. Bakın. Orman kesimi nasıl bir burada hedef olarak, 100 günlük hedef olarak yazılıyor? Ben onu anlamış değilim şu anda. Haklısınız. O gün de anlamadık. O gün de isyan ettik. Ama siyasete bunun kavgasını vermesi gerekiyor. Çünkü o gün 3 Ağustos 2018'de verilmeyen bir kavganın sonucunu yaşıyoruz. Ama daha aslında geliyorum. 100 gün geçti. Aralık ayında ikinci 100 günlük hedeflerde bu hedef 21 milyon metreküp olan hedef 25 milyon metreküp'e çıkartıldı. Yani 200 günde hedefler 15 milyondan 25 milyon metreküp'e çıkartıldı. Deniz Bey, can dayanmaz buna. Evet. Can dayanmaz. Ve dayanmadı zaten. Şu an gördüğümüz ormancılar işini gücünü bıraktı, asli görevlerini bıraktı. Ne kadar çok orman keserim de hedefe ulaşırım diye bu derde düştü. Ve kim o kütüğü oraya at bilmiyorum. Atıyorum bunları tabii ki. Bunları bilemem. Bunların çalışılması gerekiyor. Bunların altını doldurması gerekiyor. Ortada 2018 yılında, kusura bakmayın ama, sallanmış hedefler var. Ve bu hedeflerin sonucunda o tomruklar bugün İki kentin, iki kasabanın yok olmasına ulaştı. Daha ne olsun? Peki Karadeniz'deki bütün bu ağaçları yaklaşık olarak 25 milyon metreküpten bahsediyorsunuz. Karadeniz iklimine nasıl bir iklim değişikliğine yol açar bu şekilde devam ederse? Çünkü giderek de artacak gibi gözüküyor açıkçası. Yani çok basit. Aslında Karadeniz biliyorsunuz çok karanlık bir yapıya sahiptir. Çok ince bir toprak tabakası vardır ve ormanlar o yüzden çok değerlidir. O ince orman tabakasını tutar. Eğer siz bir HES, bir yol, bir inşaat yaparsanız
o ince toprak tabakasına bir çizik atarsınız. Ve bu çizik attığınız zaman gerisi gelir. Zaten yaşadığımız felaketler de bunun göstergesi. Şimdi Karadeniz dokunulmaması gereken bir coğrafya. Biz dokunulabilecek her şeyi yapmış durumdayız. Dolayısıyla şu an Karadeniz'de normal yağışların artmasıyla beraber çok daha dengeli olması gereken, çok daha dikkat edilmesi gereken orman ekosistemi, burası bir ekosistem aslında, orman değil, bir dizi canlıyı barındıran bir sistem, inanılmaz kırılgan hale geldi. Dolayısıyla biz şu an Karadeniz'de çok ciddi bir ekolojik yıkımı, asfalt, beton, HES üzerinden çok hızlı bir şekilde gözlemliyoruz. O yüzden Karadeniz konusunda çok hızlı bir şekilde bütün yatırımların geri çekilmesi gerekiyor. Sayın Algedik, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da dinlemek isterim. Büyük geçmiş ama şu an yapılması gereken çok net bir şey var. Bu kadar sorunun hemen envanterinin çıkartılması ve adım atılması gerekiyor. O yüzden meclisin tatilden dönüp bir an önce hem Manavgat yangınlarını hem de bu iklim felaketinin arkasındaki Orman Genel Müdürlüğü'nün ve ona bağlı Tarım Orman Bakanlığı'nın sorumluluklarını masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim bizde katıldığınız için. Değerli izleyiciler, iklim ve enerji uzmanı Önder Algedik bizlerle birlikteydi. Özellikle Bozkurt bölgesinde yaşanan sel felaketini konuştuk. Nelerin yol açabileceğini konuştuk sel felaketine. Ve Kastamonu'ya gidelim, yine Bozkurt ilçesine. Sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü çeken kişi önce yanındaki küçük kızının korkmaması için onu teselli etmeye çalıştı. Ezine Çayı'nın suları köprüyü yıkıp yaklaşmaya başlayınca da götürdü köprüyü. Allah'ım bu ne böyle diye bağırmaya başladı. Ağlama, ışığım ağlama. Götürdü hepsini. Işığım yok anneciğim. Tamam bak, taşıyor, çabuk taşıyor. Allah'ım Allah'ım bu ne? Ay kaçın. Aşkım kızım bu ne? Aşkım bize bir şey olmaz. Dur sen. Değerli izleyiciler, sağanak yağışın getirdiği selde çok sayıda ev harabeye döndü, iş yerleri ve sokaklar balçık kaplandı. Can kayıplarının olduğu Kastamonu'da mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle de oradaki insanların durumu da biraz kötü. Var. Onların da hep evini sel bastı. Onlardan olduğunu, onlardan da alamadık. Çaresiz bakıyorum yani buradan. Bir hep alamadık. Gittiler. Burada işte bunları bekliyoruz böyle. Ablamın kızı iki çocuğuyla onlara ulaşamadık. Dünden beri hiç 24 saattir haber yok. Birden sel geldi. Eşim arabayı zor kaçırdı. Ben de arkasından koşarken baktım. Beni sel alacak. Çıktım evim 6. katına. Bütün millet toplandı. Önümüzdeki evler uçarken biz evde ağladık. Yani hiç sorma, birbirimize sarıldık ağladık. Sıra bize geliyor diye çok korktuk. Biz başkalarını seyrederken Bozkurt bugün ağlıyor. Çok kötü. Şimdi bizi başkaları seyrediyor. Ağlıyor oğlum. Ağlıyor. Çok kötü, çok kötüydü dünkü günümüz. Çocuklarımla evdeydim. Evimi yarı beline kadar su bastı. Gece saat 3'te burada bizi aldılar. İmam Hatip'in camında bir kadın kaldı. Helikopter istiyoruz ama hiçbir yer müsait değil. Korktuk. Çok korktuk. Değerli izleyiciler, gözümüz kulağımız afet bölgesinde, ancak her geçen dakika maalesef can kaybı artmaya devam ediyor. Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu 57'ye yükseldi. 57 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Kastamonu'da 48 vatandaşımız, Sinop'ta 8 vatandaşımız ve Bartın'da da 1 vatandaşımız sel felaketinde hayatını kaybetti. Bunu da sizlerle son dakika bilgisi olarak paylaştıktan sonra şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından
ardından Kastamonu'ya geçeceğiz ve oradaki son durumu alacağız. Gündem özelliği tekrar karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bozkurt'taki ve Doğu Karadeniz'deki sel felaketini konuşmaya devam ediyoruz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57'ye yükseldi. Karadeniz'deki sel felaketinde 48 vatandaşımızı Kastamonu'da, Sinop'ta 8 vatandaşımızı ve Bartın'da da 1 vatandaşımızı kaybettik sel felaketlerinde. Özellikle Kastamonu'yu ve Bozkurt'u vurduğunu bir kez daha ifade edelim ve canlı yayınlarımızı oradan yapmaya devam edeceğiz. Çiğdem Akdemir şimdi bizi Bozkurt'ta bekliyor. Oradaki son durumu Çiğdem Akdemir'den alacağız. Evet Çiğdem, orada yaşananlar nelerdir? Şu an itibariyle kurtarma çalışmaları devam ediyor ve senin yanında da değerli konuklar var. Bunları da biliyoruz. Özellikle afet yaşandığı andan itibaren ekiplerimiz oradaydı. KRT ekibinden Sarı Nur Özsemiz ve Kemal Sevindirici. Neler yaşadılar, onları da öğrenmek isteriz. Sözü tekrardan sana bırakalım. Aslında neredeyse uyumuyorlar. Öyle çalışıyorlar günlerdir burada. Tam da bu saatler deniz artık soğuğun kendini çok net hissettirdiği saatler burada. Tabii çalışma yapan ekipler için de zorlu bir süreç. Ama hiç şüphesiz hani işin teknik açısından, araması kurtarması açısından, nedeni nasıl açısından her boyutuyla konuşmaya çalışıyoruz da. İşin işte bütün bu yaşananları soran, sorgulayan tarafı olan, ileten tarafı olan habercilerin açısından da belki konuşmak gerekiyor. Onların şahit oldukları Sari Nur Özdemir ve Kemal Sevindirici. Sari Nur genç bir meslektaşımız. Gencecik yaşında çok şeyde şahitlik etmiş oluyor. Kemal Sevindirici, keza onun görüntüleriyle biz iletiyoruz tabii sizlere ama kaç sene Kemal? 25 sene. 25. 25 sene. 25 sene içindeyim. Ve sevgili Sari de 25 yaşında genç bir yani ne derler çiçeği burnunda bir muhabir ama işte çok büyük işlerde çok büyük haberleri de koşan bir muhabir aynı zamanda. Sari bugün yaptığın haberler hakikaten verdiğin görüntüler hani hep izleyiciler bazen diyorlar ya ve burada afetzedeler göstermiyorsunuz dedikleri bazı ayrıntıları senin Kemal'in görüntüleriyle anlattığına şahit olduk. Çok önemliydi ne boyutta olduğunu nasıl bir afet olduğunu. Neyle karşılaştın? Sende bıraktığı iz nasıldır mesela? Daha önce başka pek çok habere gittin. Siyasi haberleri takip ediyorsun keza. Ankara'nın o bütün o siyasetindeki harareti takip ediyorsun ama böyle şeyler galiba başka. Kastamonu, Bozkurt eşittir. Burası bir felaket. Gerçekten biz çarşamba günü yola çıktık aslında. Çarşamba akşam olayı duyar duymaz Ankara'dan yola çıktık ama gördüğümüzde aslında görüntülerde hani gelmeden önce görüntülere baktık, sosyal medyaya baktık ama böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı gerçekten bilmiyorduk. Buraya adım atar atmaz zaten buradaki tablo her şeyi anlatıyor. Enkaz, çarşının içi gerçekten büyük bir felaket içinde. İlk geldiğimiz andan itibaren aslında bu yola çıkarken yani Bozkurt'a doğru yola gelirken insanlarla konuştuk. Neler yaşadıklarını anlamaya çalıştık. Ağlayan kişilerle karşılaştık. Daha sabah saatlerinde yani gün yeni ağarmıştı ve bize şöyle demeye başladılar. Kayıplarımız var, ulaşamıyoruz. Kendimizi buraya kadar atabildik. Yani yaklaşık 10 kilometre yukarıda bir yerde bekliyorlar ve çaresiz bir bekleyiş vardı burada. Orada zaten adım attığımızda anlamıştık buradaki durumun ne kadar vahim olduğunu. Zaten yaklaştıkça tablo daha da ağırlaşmaya başladı. Çünkü ilk geldiğimiz anda aslında Bozkurt'ta şehir merkezinde büyük bir kaos hakimdi. Vatandaş tamamen sokaklardaydı. Yol kenarına baktığımızda biz zaten bir mesafeyi artık arabayla gelemedik. Çünkü bir noktadan sonra araçlar tamamen yol kenarına park etmişler ve yol tamamen tıkanmış haldeydi. Arama kurtarma ekipleri de aslında yoldan geçişlerini sağlayamıyorlardı. Biz orada vatandaşla konuştuğumuzda gece yolda geçirdiklerini söyledi birçoğu. Ve büyük bir kısmı da artık çarşıda yerlerde oturuyorlardı. Şartları gerçekten çok kötüydü ve en büyük sıkıntı da zaten bölgede elektriğin ve internetin suyun olmamasıydı. Kayıplarına ulaşamıyorlardı. Birbirlerinden telefon almaya çalışıyorlardı. Birçok kişiden rica ediyorlardı arama kurtarma ekipleri. Çünkü yani burada hemen karşımızda birçok kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Bizler de 3 gündür buradayız, bölgedeyiz.
vatandaşın halini anlamaya çalışıyoruz. Onlara mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Ne durumda olduklarını göstermeye çalışıyoruz ama onların gerçekten acıları büyük. Hem maddi hem manevi kayıpları var ve birçok da ulaşılamayan insan olduğuna ifade ediliyor. Yani umarız ki can kayıpları daha da artmaz ama buradaki tablo gerçekten vahim. Yani 25 yaşındayım, mesleğe yeni başladım ve hayatımda gerçekten böyle bir tabloyla asla karşılaşmadım. Hani umarız ki daha büyük felaketlerle karşılaşmayız ama buradaki tablo gerçekten vahim. Kemal abiyle biz 3 gündür beraberiz. 3 gündür gördüğümüz tablolar gerçekten çok kötü. Yani 3 gündür bir şehir yok olmuş. Biz kiminle konuşursak konuşalım, Bozkurt haritadan silindi diyorlar. Yani böyle bir vahim tablo. Aslında Kemal abinin çektiği görüntüler gerçekten inanılmaz görüntülerdi. Buradaki tabloyu en net gösteren görüntüleri Kemal abi çekti. Özellikle de mesela bazı yerler var ki hani sizler yakaladınız değil mi? Gelirken konuşmuştuk ki benim bültenimdeydi aynı zamanda. Haber aktif içerisindeydi. Bozkurt'tan Abana'ya doğru, sahile doğru giderken işte oradaki mezarlığın hali, şehitliğin hali aynı zamanda. Yani bütün bu detayları yakalamak da o vizörden bakmayı gerektiren bir şey zaman zaman galiba. Belki o yönlendirmeyi bir de tecrübenin yönlendirmesini katlayarak belki de yakalamak çok önemli. 25 sene içerisinde sevgili Kemal hiç bu derece büyük bir felaketle ya da buna benzer felaketlerle karşılaştın mı ve burası sende ne bıraktı mesela? 25 yıl içerisinde tabii ki birçok şeyle karşılaştık, birçok şey çektik. Gerçekten geldiğimiz günden beri inanılmaz zor şeyler gördük. Gördüklerimize bazen inanamadık. Yayın aralarında Sare ile yayında neleri gösterebiliriz, neleri çekebiliriz, neleri yansıtabiliriz diye düşündük. Ama bazen mesleğimizi seviyoruz tabii. Televizyoncuyuz. 25 yıldır kameramanım. Ama bazen çok ağır geliyor yaşadıklarımız, çektiklerimiz. Mesela izleyenlere biz görüntülerimizi yansıtabiliyoruz. Hiçbir zaman hislerimizi, duygularımızı yansıtamıyoruz. Mesela bazen izleyiciler bizi duyarsız gibi, ne bileyim, panik gibi mi, evet, belki? Yani onlar çeker, onlar yansıtır. Bazen birileriyle karşılaşıyoruz. Diyorlar ki işte benim evim yanmış, ben ailemi kaybetmişim, sen beni çekmenin derdindesin. Esasında ben de onunla aynı şeyi hissediyorum, aynı acıyı hissediyorum. Mesela ikinci günde herhalde, perşembe günü, bu yıkılan binada bir baba çocuklarını kaybetmiş. Yani başlarına ne geldiğini bilmiyor daha. Hala bir umut. Karşısında bekliyor. Yayın arasıydı. Ben de onun yanına geldim. Bir anda sanki benim de küçük bir kızım var 8 yaşında. Benim de eşim var, benim de annem var, benim de ailem var. Bir an sanki enkazın altındakiler benim ailemmiş gibi hissetmeye başladım. Gözlerim doldu. Sonra Sare geldi, dedi ki yayına girmemiz gerekiyor. Bir silkelendim, bir kendime geldim. Benim işim burada insanlara bunu yansıtmak. Duyguları çok karıştırmamaya çalışıyoruz. Çünkü mesela geçen hafta Bala Ateş'le yangındaydık, Manavgat'taydık. Orada da yaşadıklarımız inanılmaz. Yangın oluyor. Biz yangında evleri yananlarla beraber aynı şeyi hissediyoruz. Sel oluyor. Suların altında kalan insanlara üzülüyoruz. Orada biz her şeyi onlarla beraber yaşıyoruz esasında. Ama bunu sadece görüntülerimizle yansıtabiliyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bazen kedi görüyorum, köpek görüyorum. Burada da mesela senin içerisine girmiş çamur. İçimden bazen bir his diyor ki kamerayı, malzemeleri bırak. Bir su al, onları yıka, temizle, karınlarını doyur. Elimizdeki imkan yok zaten. Zaten burada da suyumuz çok sınırlıydı, elektrik yoktu. Birçok imkansızlıklar var. Sonra bir anda diyorsun ki hayır, kendine gel. Sen burada yayın için geliyorsun. Duygularını çok karıştırma. O kadar çelişkili şeyler yaşıyoruz ki. İnce bir çizgi o. Evet, maalesef öyle. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece bizim burada yapabileceğimiz, izleyenlere burada yaşadıklarımızı, buradaki felaketi, buradaki olumsuzlukları göstermek. Yani olanı olduğu gibi verebilmek, evet, eksiğini olmadan. Dediğim gibi işte insanların o sorularını ekranları başında izleyen kişilerin ya acaba şöyle bir şey de var mı deyip net belki ona işaret edebilecek ayrıntıları veriyor olmak. Bu biraz da belki işte o yılların getirdiği tecrübe galiba. Evet. Neye ihtiyaç var, ne gösterilmeli, hangileri önemli vesaire, bunları seçmek artık otomatikman galiba, evet, değil mi? Bazen mesela görüntüleri görüyoruz. Bizim için o anda haberci refleksiyle yanan bir ağacı çekmek. Esasında onun bir canlı olduğunu o an biliyoruz, üzülüyoruz ama yanan görüntüyü bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Selde de öyle,
sular akıyor, evler sular altında kalmış. Keşke kalmasaydı diyorsun, içinden geçiriyorsun ama yayında o sıcak görüntüleri vermek zorunda kalıyorsun. Yani bizim mesleğimiz gereği yapacak bir şey yok. Bizim yaşantımız bu. Bunu meslek olarak seçtik. Bu şekilde devam edecek. Peki vizörden çıkıp da baktığın zaman Kastamonu, Bozkurt, yani ne diyor? Kamerasını bırakmış olan Kemal Sevindirici buraya baktığı zaman normal bir sıradan bir Kemal ne söylüyor? Yani burada esas insanların kaygılandığı şey tabii ki canlar kayboldu. Evler sular altında kaldı. Bir de buranın yerlisi var. Burada yaşayan insanlar bundan sonrasını düşünüyor. Bununla da ilgili bir endişe var. İki senede anca düzelir. Bozkurt gitti. Bozkurt kayboldu. Birkaç yılını alır bunları. Yani insanlar burayı sevdiği için, onların toprağı olduğu için ondan da büyük endişe duyuyorlar. Biz yayın aralarında Sare ile inanılmaz duygular içerisindeyiz. Birbirimize şaşırarak gösteriyoruz. Aa, bunu gördün mü Sare diyorum. Bak Kemal abi, şurada da şu var. Mesela Abana'daki yayınımızda deniz kenarında biberonları gördük. İçim sızladı. Çünkü benim de küçük bir kızım var. Oradan, terlikler. Küçük terlikler. Yemin ederim terlikleri görünce benim kızımın ayak numarası diyorsun. Ve başka bir şey söyleyeyim. Orada küçük toplar falan vardı. Oyuncaklar vardı işte. Kaybolan çocukların ya da işte evlerden gelen çocukların. Abana bu kadar etkilenmedi biliyorsunuz. Bozkurt kadar. Başka bir çocuk o topları toplamış. Onlarla oynuyor. Çünkü çocuk psikolojisi bu. Yani çocuk ne anlar telden, yangından, çok etkilenmiyorlar ya da o an çocuk olduklarını hatırlıyorlar. Dedim ki bir çocuk, Sari'ye söyledim, bir çocuk kaybetmiş oyuncaklarını, başka bir çocuk bulmuş. Hayat bir şekilde böyle devam ediyor. İşte hayatın artık bütün bu acılardan ders çıkararak belki de devam etmesi gerekiyor. Sari yarın yine tabii devam. Evet. Anlatmaya, burada kalmaya, buradaki son durumu anlatmaya ve tabii ki acılara da şahitlik etmeye. Zor oluyor mu? Yani o acıya dokunmuş olmak, ona şahitlik etmiş olmak. Mesela buradan çıkıp tekrar Ankara'ya döndüğünde eski Sare, yeni Sare gibi bir fark var mı sence bir noktada? Biraz daha büyüten şeyler galiba bunlar. İnsana habercilik ve aynı zamanda insan olmak açısından. Tecrübe, ama gerçekten acı bir tecrübe. Yani böyle bir tecrübeye sahip olmak istemezdim bir nebze ama buradaki olay gerçekten çok farklı. Yani hayatım boyunca göremeyeceğim bir manzarayla karşılaştım. İnsanların acıları çok büyük. Yani biz yayın esnasında Kemal abi de anlattı keza. İnsanlarla konuşmaya çalıştığımızda gerçekten acılarını anlattıkça bizler de çok üzülüyoruz. Ve bunu yayına da duygularımızı yansıtmamaya çalışıyoruz. Örneğin sabah saatlerinde hemen bu bölgeden yine vatandaşlarla sohbet ettik, röportaj yaptık ama röportaj yaparken, mikrofonu uzatırken bizler de kaygılanıyoruz. Yani acıları var, konuşmak istemiyorlar ve bizler de çok da kaşımak istemiyoruz, üzerine de gitmek istemiyoruz. Çünkü günlerdir burada bekliyorlar, karşıda 8 katlı bir bina var. Yani biz kimle konuşursak konuşalım orada çok sayıda kişinin kaldığı söyleniyor. Yani oradaki bekleyiş, ailelerin üzüntüleri, acıları yüzlerinden anlaşılıyor zaten. Bunları gördükçe bizler de duygularımızı saklayamıyoruz bir noktadan sonra. Ya çünkü buradaki manzara, her sokakta farklı bir manzara var. Biz günlerdir şehrin her noktasından yayın yapmaya çalışıyoruz. Her noktasını göstermeye çalışıyoruz ama bir sokak öteye gittiğimizde karşımızda bambaşka bir manzara. Tamamen farklı. Örneğin işte Kemal abi de anlattı. Dün Abana yoluna doğru devam etmeye çalıştık. O sırada zaten senin de söylediğin gibi o şehitler mezarlığı o sırada gördük. Yaklaşık 2-2,5 kilometre ötede Abana ve denizde de dün sosyal medyada bazı görüntüler vardı. Denizden cansız bedenlerin çıkarıldığına dair birçok görüntüler vardı. Ve biz de acaba oradaki yıkım nedir diye oraya da gitmek istedik. Yaklaşık 2-2,5 kilometrelik bir yol mesafesi vardı. Oraya yürüyerek kat ettik. O esnada da bir dinlenelim dedik. Ve dinlendiğimiz sırada hemen karşımızda bir şehitler mezarlığını fark ettik. O sırada heyelanın oraya nasıl bir etki bıraktığını gördük. Yani aslında ilerledikçe manzara bambaşka oluyor. Yani tablo aynı. Acı bir tablo var ama her yerde bıraktığı iz bambaşka oluyor. Abana'ya gittiğimizde özellikle sahil kenarında Kemal abiyle yayın esnasında nereden yayını yapalım diye konuşurken bir an sabahki görüntüler aklıma geldi. Yani buradan cansız bedenler çıktı ve ben biraz sonra oradan yayın yapacağım. Ve o gördüğümüz terlikler, oyuncaklar, bir bebek puseti gördük mesela. Oraya nasıl geldi bilmiyoruz. Araçları gördük. Vatandaşla konuştuğumuzda
şöyle deniyor. Araçların artık tamamen saplandığını, yani denizle Ezine Çayı'nın birleştiği bir nokta var tam onu, o bölgede. Ve o bölgede araçların saplandığını, insanların araçların içinde mahsur kaldığını, sele öyle kapıldığını söylüyor. Yani bizler o bilgiyle, onu duyarak yayına girmek gerçekten bizleri de zorluyor. Çünkü o anda duygularınızı bir kenara bırakıp yayına odaklanmanız gerekiyor. Yani tamamen. Ama o duyduklarınızı unutamıyorsunuz. Yani çok fazla kayıptan bahsediliyor. Ve insanların yüzleri gerçekten 3 gündür çok acı. Yine çarşıdan bugün bir yayın yaptık. Bir kadınla yayın yaptık. Ve dedi ki 4 çocuğumu kaybettim. Oğlunu, gelinini ve 2 torununu kaybetmiş. Bu binada olduğunu biliyor. Ama en son yaklaşık 12 gibi haberleşmişler. 12'den sonra bir daha ulaşamamış. Yani onun yüzündeki acı, onu yayına yansıtmak gerçekten bizleri de çok zorluyor. 3 gündür yani biz burada yüzü bir tek gülen birini görmedik. Herkesin acısı var. Ya ve... da sinir bozukluğuyla gülen insanlar bazen, değil mi? Çünkü kendini de ayakta tutabilmek bazen gerekiyor. Ama bu da öyle bir şey ki, böyle bir gereksiz bir şeye bir bakmışsın, gülümsüyorsun. Haliyle o da sinir bozukluğunun getirdiği ve belki bir nevi baş etme duygusunun içten içe getirmiş olduğu bir sonuç oluyor. Çok nadir oluyor. Evet, çünkü hayat devam ediyor bir noktada. Onlar da ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Örneğin aşağıda hemen şehir merkezinde orada bir benzinlik var. Biz ilk geldiğimizde çevreye bakındık ve benzinlikte bir keşmekeş. Tamamen insanlar orada bekliyorlar. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar, kaçmışlar, kaçabilenler. O noktaya sığınmışlar, evleri yok olmuş, artık kalacak bir yerleri yok. Çaresizce orada bekliyorlar. Ve birçoğu da ilk günden sonra bölgeden uzaklaşmaya başladılar. Çünkü bu noktayı terk etmek zorundalar. Burası bir afet bölgesi ve bir an önce de gitmek zorundalar. Öyle hissediyorlar. Yani buradaki gerçekten tablo çok 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 vahim. Ama sizdeki sorumluluk da gerçekten çok fazla. Yani hep işte karanlık bir şeyler mi var denilirken burada olmak, işte bir logonun, bir markanın ardında onu temsil ederek aynı zamanda o doğrunun peşinde koşup insanları da aynı şekilde durumlarını bütün detaylarıyla ekrana getirmek belki günümüzde biraz cesaret isteyen bir şey ama gerçek gazetecilikte, habercilikte böyle bir şey. Elinize emeğinize sağlık. Hakikaten biliyorum. Yani şu saate kadar da bizimle konuşmak için sağ olsunlar tuttuk arkadaşlarımızı. Dinlenip yeniden görevlerine devam edecekler. Kim bilir başka nerede. Yine belki bir araya geleceğiz. Yine belki biz size bağlanacağız. Yine belki başka memleketlerde, başka şehirlerde, başka şeyler. Ümit ediyoruz iyi şeyler olsun. Onları birlikte paylaşalım diye hep ben böyle noktalıyorum yayınları. İyi haberlerde. Çok teşekkür ederiz sevgili Sari. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz Kemal Sevindirici. Bize çok önemli detayları böyle yakalayıp herkese iletmiş oluyorsun böylelikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki arkadaşlarımızı da böylelikle bir kez daha onları size aynı zamanda tanıtmış göstermiş olduk sevgili izleyiciler. Dedik ya yani ilk günden itibaren olay gerçekleşti, biliyorsunuz son dakikalar üst üste geliyordu, yeni görüntüler vardı. Soru işaretleri çok fazlaydı. Neden, nasıl, durum nedir, bilanço vesaire, bütün bunları sorgularken ve Kastamonu'ya çok fazla odaklanılmazken Sari Nur Özsemir, Kemal Sevindirici ile birlikte bu noktaya geldiler. Burada ne oluyor, bitiyor? Sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte her şey olduğu gibi insanların acısını, sorularını, şüphelerini, her şeyi bir gazeteci titizliğiyle, elbette ki bir haberci titizliğiyle sizlerle paylaştılar ve paylaşmaya da devam ediyorlar. Biz de burada onlarla, onların o tecrübelerini, aynı zamanda onların şahitliklerini onlarla birlikte konuşarak buradaki yayın stüdyoya taşıyalım. Deniz Geze'ye bırakalım söz. Çiğdem Akdemir, çok çok teşekkür ediyoruz. Hem de KRT muamiri Sari Nur Özsemiz ve Kemal Sevindirici'ye de çok teşekkür ederiz. Bölgede neler yaşadılar? Bütün bu izlenimleri onlardan dinledik. Şimdi uzmanlara danışmaya devam edeceğiz. Özellikle Bozkurt'un yerleşim yeri noktasında ciddi anlamda soru işaretleri var. Tam dere yatağına oturtulmuş bir kentten bahsediyoruz ve özellikle yukarı kesimlerden gelen selle birlikte ağaç tomrukları ve selin şiddeti nedeniyle de tüm şehir merkezi olarak sel felaketini yaşamış bir ilçeden bahsediyoruz. TMOB Mimarlık Odası temsilcisi Mücella Yapıcı bizlerle birlikte. Evet Sayın Yapıcı, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Efendim şimdi Bozkurt'u gördünüz, yerleşim alanlarını gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü bir sel felaketi yaşandı ve tamamen mahvolan bir ilçe merkezinden bahsediyoruz. Neredeyse oradaki bulunan yapıların çoğu hasar almış durumda. Öncelikle o şehrin yapılmış olduğu bölgeyi ilk gördüğünüz zaman neler hissettiniz ve neler söylersiniz buna ilişkin? Öncelikle orada emek veren tüm arkadaşlara yüreklerinden öpüyorum. Hiç kolay değil. İnanılmaz canımız acıyor. Bütün bunların farkında olan, yıllardır bunların olmaması için mücadele eden, bedel ödeyen, Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği'nin bir üyesi olarak inanılmaz canımızın acındığını söyleyebilirim. Bu o kadar zor ki, yani bütün bunların olacağını görüp, bütün bunları engellemek için yıllardır mücadele etmek ve bunların olduğunu görmek o kadar zor ki, bütün bunların farkında olmak ama hiçbir şekilde, hiçbir iktidara, yani bunu anlatamamanın acısı, bunun ezikliği aynı zamanda, yani halka bunu anlatamamanın ezikliği o kadar zor ki inanın size anlatamam. Evet. Yani hakikaten hiçbirimiz ne uyku uyuyoruz ve korkunç bir haldeyiz. Bu farkında olmuş olmanın, bütün bunların gerçekten bilimin, mesleğin, yani bize bu olacak dedirttiği ve yıllardır bunun için mücadele ettiğimize bedel ödediğimiz halde bunu engelleyememiş olmanın sorumluluğu o kadar büyük ki inanın size anlatamam. Yani bugün Kemal arkadaşın, konuşan arkadaşın hani anlattığı şeyler var ya, hani bir yandan onu çekmek zorundasınız, bütün bu meseleleri anlatmak zorundasınız. Ama bir yandan da ortada büyük bir insanlık dramı var. Ona müdahale etmek zorundasınız. Ve hani biz dememiş miydik? Ya bunları size söyledik. Arkadaşlar, bunun mücadelesini ettik yıllardır. Hani Bartın'daki selden beri bunu size anlatıyoruz. Demenin o, hani nasıl diyeyim size, üstten ve ukalaca tavrını da göstermemek için mücadele etmek, kendinle mücadele etmek o kadar zor ki. Evet. İnanılmaz bir şey. Bunu size anlatamam. Çünkü bu gelenler, bu başımıza gelenler hakikaten bile bile dünyadaki gelinen bu neoliberal kapitalist sistemin açıkça yol açtığı, yani dünyadaki insanların bu gezegendeki %1000'de biri bile olmayan bütün bu şirketlerin, bütün bunları yapan HES'leri, işte inşaatları, şunu bunu yapan şirketlerin, dünyada bir avuç şirketin bu gezegene verdiği zararlar ve bunu önleyememiş olmanın, bir bilim ve meslek insanı olarak bunu anlatamamış olmanın sorumluluğu o kadar ağır ki taşınacak gibi bir yük değil. Evet, Sayın Yapıcı. Önce bunu söylemek istiyorum. Şimdi Ezine çayını arkadaşlarım ekranlara getiriyorlar. Yağmur yağdıktan sonra, şiddetli sel başladıktan sonra hemen yan tarafında binaların yapılmış olduğunu, neredeyse 10 metrelik bir yakınlıkta olduğunu görüyoruz, evet, o binaların. Şimdi bakın. Temel neden binaların bu kadar yakın olması mı? Evet. Çünkü doğa sonuçta, siz planlamayı yaparken bütün bu kuralları bilmek zorundasınız. Yani 100 yıl hiçbir şey olmayabilir. Ama 100 yılda bir, ki hani küresel ısınma dediğimiz şeyi bir kenara konuyorum, bunu da ayrıca tartışmamız gerekiyor. Yani küresel ısınma fıtrat, evet, gibi bir şey değil. Yani küresel ısınmaya neden olan da zaten bu kürede bu sistemin, yani sermayenin akıl almaz, insaf tanımaz, hiçbir şekilde engellenemez, kâr etme güdüsüdür.
küresel ısınma dediğimiz zaman bu hani doğanın kendisinin getirdiği ya da ilahi bir şey değil ki. Bu sistemin yarattığı bir şey. Bunu küçültün getirelim küresel ısınmayı işte Kastamonu'ya, Sinop'a ya da Bartın'a ya da İstanbul'a. Bugüne kadar yapılan bilim ve meslek dışında, ilke dışında her şey. Hatta bunu da bırakın. Diyelim ki bilimi, mesleği, her şeyi bir tarafa bırakalım. Kadim yerleşme bilgilerine gelelim arkadaşlar. Kadim. Bırakın diplomaları. Bizim aldığımız eğitimleri, her bir şeyi bir yana bırakın. Bakın eski yerleşim yerlerinde hiçbir şey yok değil mi? İnsanlar doğayla birlikte yaşamanın, ona nasıl müdahale etmeden nereyle yerleşmenin o kadim bilgisine göre yerleşmişler değil mi? Biz bu kadim bilgiyi yok ettik. Yani su yolunu bulur. Şimdi taşkın alanı diye bir takım haritalarımız var. Evet. Bu haritalarımız DSİ'de de var. İşte İstanbul için eskide de var. Her yerde var. Çünkü bu işte 100 yılda bir yapılacak olabilecek bir yağmura göre ya da yağışa göre yapılan şeyler. 100 yıl olmayabilir ama 100 yıl sonra böyle bir yağışta ki burada iklim bozulumunu da dikkate aldığınızda bunu bilirsiniz. Bunun ötesinde özellikle bu alanda şu anda iddia edemiyorum, bilgiler çok karışık ve bize bir bilgi verilmiyor. Özellikle HES'ler, bu derelerin HES'ler için debisinin yükseltilmesi için sıkıştırılmaları ve bütün bu HES'lerde bir takım savakların yapılmaması çok ciddi bir şekilde bu sellere neden oluyor. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Ama ne yazık ki sevgili halkımız da nedendir bilmiyorum. Bir yandan bilime çok çok güveniyorlar. Yani betonarmeye çok güveniyorlar. Ne bileyim, uçağa biniyorsunuz değil mi? Yani hep beraber uçağa biniyoruz. Neye güvenerek biniyoruz? Oradaki aerodinamik fizik kurallarına ve mühendisliğe güvenerek uçağa biniyorsunuz, öyle değil mi? Ama bu noktada yahu buraya yerleşmeyin. Yani yüzyıllardır bu dere yataklarına yerleşilmemesi gerektiğini, sadece bizi bırakın. Bizim artık dilimizde tüy bitti. Gerçekten dilimizde tüy bitti. Peki doğru yerleşim nasıl yapılmalıydı? Bakın, özellikle yamaçlara mı yapılması önce gerekiyordu? Önce bir yere yerleşeceğiniz zaman çok basit. Bizim hocalarımız bize eğitilirken ellerine bir takım renkli tebeşirler alırlardı. Evet. Tahtaya evet. Geçerlerdi. Yerleşilmeyecek yerler, eğimi işte yüksek yerler, dere yatakları çizerlerdi. Dere taşkın alandır. Yani bu taşkın 100 yıl olmayabilir ama 100 yılda bir taştığı zaman siz doğaya adres tarif edemezsiniz. Hani kurşun adres sormaz diye bunu biliyorsunuz. Doğa adres sormaz. Doğa siz oraya yerleştiniz diye size ben buraya gelmeyeyim demez. Çünkü siz onun alanına müdahale ediyorsunuz. Ve bu taşkını yapar. Bugün taşkın olan alanların hepsi, inanın, haritalarda belli alanlar. Yıllardır belli alanlar. Yani göz göre göre bu taşkını yaşamış durumdayız. Bırakın yerleşilmemesini. Bir takım nedenlerle buraları ruhsat bile alamadı. Hatırlarsınız. Ama bu ruhsatsız yerlere imar affı diye bir şey getirildi. Bütün bu alanlardaki binalar, kaçak binalar ruhsata bağlandı. Niçin? 3 kuruş para alabilmek için. Bizim oradaki meslek örgütlerimiz, TMOB'a bağlı Mimarlar Odası'nı ben çok iyi biliyorum. Evet. Özellikle Ordu Şubesi Başkanımız, sevgili arkadaşımız, artık bıraktık biz bilimsel raporu yazmayı. Tek tek kişi kişi yalvardık ya. Yalvardık arkadaşlar. Mesele sizin o binanız ya da o arabalarınız değil. Mesele sizin yaşamınız. Bakın şöyle bir şey olabilir mi?
arabalarını kurtarmak için çocuklarını kaybeden insanlar var. Ve evet. Bu böyle bir yaşam biçimi. Bu başka türlü bir yaşam biçimi. Yani burada bütün bu olanlar, bütün bu seller, yangınlar, bunlar çok net, açık, bilimsel olarak geleceği belli olan ve bizim yıllardır mücadele ettiğimiz şeyler. Ama bu mücadelede ne bileyim işte HES'ler konusunda hocamızı öldürdüler. Ya bu yeşil alanları elleşmeyin. Çünkü dünya küçücük bir gezegen arkadaşlar. Yani dünya nüfusunun binde biri bile değil bu şeyden, sermaye şeyinden faydalanan nüfus. Binde biri bile değil. Diğerlerin hepsi bu binde bir insana hizmet ediyor. Ama doğayla artık bırakın. Yani kapitalizmin bir lafı vardır. Gölgesinin satamadığı ağacı keser kapitalizm diye. Bu çok doğru bir laf. Ama artık bunun da şeyi, bu da çığırından çıktı. Bu da çığırından çıktı. Özellikle bizim gibi ülkelerde. Bir de kadercilik üstüne bindiğinde, bir de bilime inançsızlık, işte inanç meselesi, fıtrattır, kaderdir üstüne bindiğinde, hani normal kapitalist düzenin, ne bileyim ileri kapitalist ülkelerdeki zaten orada da problemler var. Ne bileyim işte Fransa'da da var, şurada da var. Ama bizde daha vahşi bir şekilde bu gelişiyor. Biz de çünkü fıtrat diyoruz. Hayır, bu fıtrat değil. Fıtrat olan doğayla, bilimle inatlaşan bir anlayışın çok kısa süreli çıkarlar için bütün bunları yapıyor olması. Sayın Yapıcı, şimdi... Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Müsaade edin. Çok canım yanıyor. İşin en kötüsü nedir biliyor musunuz? Bir rıza mekanizmasının oluşturulmasıdır bu konuda. İnsanların sosyal güvencelerinin sadece bir konuta bağlanması ve başka hiçbir şey fark etmemeleri, çocuklarının, geleceklerinin sağlığından çok, yaşamdan çok oradaki arabasının ve konutun savunulması meselesi bir rıza üretmiştir. Bir rıza üretmiştir. Bu rızanın üretilmesinde iktidarın sorumluluğu kadar arkadaşlar hepimizin sorumluluğu vardır. Evet. Şimdi binaların orada olmaması gerekiyordu. Özellikle Ezine Çayı'nın yahu etrafında. Kesinlikle. Bakın, ama 99 depremini yaşadık mı arkadaşlar? Evet. 20 bin kişi, ben sayısı Cenab-ı Hakça malum derim Marmara depremi için. Bilmiyoruz. 20 bin eski rakam. Yeni, yani resmi rakam, bilmiyoruz. Demedik mi hep beraber 99'da yahu? Dere yataklarına şey yapmayacağız. Sadece sel değil ki mesele. Deprem de bu mesele. Ya gittiniz bütün HES'leri. Niçin HES'lerle mücadele ettik? Hepimizi vatan haini ilan ettiniz. Bunları söyledik arkadaşlar. Bunu söylemiş olmak beni rahatlatmıyor. İnanın rahatlatmıyor. Kesinlikle rahatlatmıyor. Söyleyememişiz. Anlatamamışız. Hep beraber insanların ruhuna varamamışız. Bu sorumluluğu ben şu omuzlarımda hissediyorum. Evet. Bozkurt'a baktığımız zaman aslında daha da kötüsünün yapıldığını da görüyoruz. Çünkü özellikle binaların orada olmaması gerekiyordu. Ancak yapılsa bile hiç değilse yüksek bir boşluktan sonra yapılması gerekiyordu sanırım. Hayır, bakın bu konuda mütevazi olmayacağım. Evet. Ama biz baktığımız zaman özellikle binalara... Bakın teknoloji dediğiniz şey, her yerde her şey yapılır anlayışını önce bir terk edin. Doğayla inatlaşamazsınız. Her yerde her şeyi yapmamalısınız. Yani bir dere yatağına inşaat yapılamaz.
Yani yapılmamalıdır ya. Doğru değil. Sadece binaları sel götürdü diye doğru değil. Siz oralarda yağmur suyu toplayamıyorsunuz, suyunuzdan oluyorsunuz, havanız yok oluyor. Yani o inşaatları yaptığınızda siz yaşam kalitesini kurtardığınızı mı zannediyorsunuz? Diyelim sel olmadı. Ama siz bütün ormanlara yerleşerek, ormanları keserek bu kadar beton... İstanbul'da size çok net bir şey söylüyorum. Aksini iddia eden karşıma gelsin bugün. İstanbul'daki bu inanılmaz mega projeler ve bu inşaat çılgınlığı için agrega bitmiştir. Agrega nedir biliyor musunuz? Çimentonun içine katılır. Hani mıcır mıcır çakıl şey yaparsınız ya. Bu bitti, yok. Yetmiyor. Onun için bütün ormanlarda taş ocakları yapıyorsunuz. Bugün İkizdere'de olan şey aşağıdaki o aptal limana taş yetiştirmek için yapılandı. Bütün ormanları yok ediyorsunuz. Siz doğayı perişan ediyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim. Evet, bunun nedeni, bu küresel ısınmanın nedeni hakikaten küresel kapitalist sistemdir ama ne yazık ki bizim gibi ülkelerde bu çok vahşi ve inanılmaz yolsuzluklarla birlikte birleştiğinde, kara parayla birlikte birleştiğinde çok daha vahşi gitmektedir. Bizim gibi ülkeler kapitalizmin ağababalarına rahmet okutmaya başladı. Ha, bunu söylediğiniz zaman bunun bedelini ödüyorsunuz. 3 ağaç için 8 çocuk öldürülüyor. O ağırlaştırmış müebbetlerle. İnsan öldürüldü ya, hocam öldürüldü bu konuda. Utanmıyorlar mı şimdi? Utanmıyorlar mı? Bunun için öldürüldü. Maalesef hiçbir doğal afetten de ders almıyoruz. Sakin olamayacağım. İnanılmaz öfkeliyim. Öfkemin nedeni de gayet şudur. Gayet anlıyoruz efendim sizi. Meslek insanı olarak şudur. Bir bilim insanı olarak şudur. Bunun farkına varmış olmak, bunları yıllardır mücadelesini yapmak ama ne yazık ki halkın tarafından anlaşılamamak. İktidarı boş verin. Muhalefeti de boş verin. Bizim hatamız, biz o insanlara bunu anlatamadık. Evet. Şimdi bu da bize dert olsun. Maalesef geçmişte yaşadığımız özellikle sel felaketleri, depremler yine aynı şekilde. Bugünlerde de Bartın'ı aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Bartın'ı hatırlayın. Yani bunlar yeni olan şeyler değil. Ve biz bilgi alamıyoruz arkadaşlar. Bu sel normal bir sel değil. Bu birdenbire basan, bir savan boşaltılmasından gelen bir sel. Bunun aynısını biz İstanbul'da yaşadık. Ve çok ucuz kurtulduk. İstanbul'da özellikle Olimpiyat Stadı'nın molozları atılmıştı. Molozlar bir bent oluşturmuştu aynı HES'ler gibi. Ondan sonra yukarıda ordunun bir yeri vardı. Birdenbire çok büyük bir yağmurda onlar kendi barajlarının göletlerinin kapağını açtılar. Ve bütün su gelip şeye dayandı. Ödümüz patladı. Çok ucuz kırtıldı İstanbul. Yani şey tarafı. Bunları yaşıyoruz. Bunlar bilim. Ama halkımıza şunu anlatamıyoruz. Yani Tanrı, evet, fıtrat, tamam, inançlara çok saygım var. Ama Tanrı doğayı da yaratmış. Doğanın kurallarını da yaratmış. O zaman lütfen ona bakın ya. Hadi bizi dinlemiyorsunuz. Hadi bilimi dinlemiyorsunuz. Yıllardır anlatıyoruz, dinlemiyorsunuz. O zaman Tanrı'yı dinleyin. Sayın Yapıcı, çok çok teşekkür ediyoruz efendim size. Yani çok üzgünüz. Ben burada Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği adına, Mimarlar Odası adına çok çok üzgün olduğunuzu, bütün bu yangınlar ve seller, bu yaşadığımız afet için inanılmaz üzgün olduğumuzda ve bu üzgünlüğün canımızın yandığını ve bu üzgünlüğün bu işin farkında olup
yıllardır mücadele edip hala buna engel olamamanın sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıdığımıza lütfen inanın. Yani lütfen dinleyin, bilimi dinleyin. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyiciler, Mücella Yapıcı bizimle birlikteydi. TUMOP Mimarlar Odası Şubesi temsilcisi, kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz ve Bozkurt'a geri döneceğiz. Bozkurt'taki sel sırasında Ezine Çayı'nın özellikle o bölgede hemen kıyısına yapılan 3 bina yıkıldı. O binalardan biri 8 katlı bir apartmandı, bir diğeri ise kız öğrenci yurdu olarak kullanılıyordu. KRT muhabiri Sarınur Özsemiz ve kameraman arkadaşımız Kemal Sevindirici o binalardaki enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Yakınlarından haber bekleyen Bozkurtlarla konuştu. Kastamonu'yu sel vurmuştu. Batı Karadeniz sele tamamen teslim olmuştu ama en çok hasar gören bölgelerden biri de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Şu an hemen karşımda görüyorsunuz sizler de bir enkaz çalışması var. Çünkü karşımızda aslında 8 katlı bir bina vardı ancak o binadan geriye sadece enkaz kaldı. O binada mahsur kalan birçok kişinin olduğu bilgisi var. Vatandaşla konuştuğumuzda binada yakınlarının kaldığını ancak tahliye edilemediğini söylüyorlar. Şu anda da o binadaki enkaz çalışmaları devam ediyor. Orada bir bedene ulaşılır mı? Onun için bir hareketlilik var. Arama kurtarma ekipleri faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dün iş makineleri girememişti o bölgeye ancak bugün artık çalışmalar daha da ilerledi. İş makineleri de enkaz kaldırmaları, enkaz çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yoksa dün bu bölgede iş makineleri yoktu. Orada bir bedene ulaşılır mı diye arama kurtarma faaliyetleri 3 gündür devam ediyor. Sel felaketin üzerinden tam 3 gün geçti. Felaketin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Kastamonu yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak buradaki tedirgin bekleyişte devam ediyor. Hemen aslında solumuzdaki binadan gösterebiliriz. Solumuzda da yine bir kız yurdu vardı. O binada selin etkisiyle beraber tamamen enkaz haline gelmiş durumda. Binanın ön tarafı ağır hasar aldı. Yine hemen sol tarafımızda bir bina daha var. Yine o binanın da ön kısmı tamamen hasar almış durumda. Bu bölge Ezine Çayı'nın hemen yanındayız biz. Ezine Çayı Bozkurt'taki felaketin en büyük nedenlerinden biri. Çünkü bu çayın taşmasıyla beraber, su seviyesinin yükselmesiyle beraber aslında Bozkurt'u tamamen sular altında kalmasına bıraktı. Tekrar ifade edelim. Biz şu anda Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeyiz. Bozkurt'taki felaket çok büyük ama burada vatandaşların da neler yaşadığını aslında sormak gerekir. Çünkü bu bölgede 3 gündür neler yaşıyorlar, o anda neler yaşadılar onları da sormakta fayda var. Geçmiş olsun. Baraj kapaklarının açıldığını söylesenize. Kayıplarınız var mı? Evet. Halam var, yeğenlerim var, enişte var. Ulaşamadığınız çok sayıda kişi var mı? Var. Karşı binada enkazda yakınlarınız var mı? Evet, orada var zaten. Kaç kişiler? Vallahi bilmiyoruz. Bizden 4 kişi de. Daha kaç kişi var bilmiyoruz. Onlara hala ulaşamadınız. Siz peki nasıl etkilendiniz selden? Neler yaşadınız? Ben burada değildim, köydeydim. Dün indim ben de. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasıl durumunuz, var mıdır kayıplarınız? Köylülerimiz, komşularımız, akrabalarımız var. Biz köydeydik, sel anını hiç görmedik. Burada? Burada akrabalarımız, komşularımız, köylerimiz, çocuklar var. Komşularımızın torunları, gelini var. Çok kimsemiz var burada tanıdığımız. Kaç gündür onlara ulaşamıyorsunuz? Ulaşılmıyor, kaç gündür ulaşılmıyor. Hiçbir haber de yok, hiçbir şey yok. Peki can kaybınız var mı bildiğiniz yakınlarınızdan? Bizden işte oradalar, o tanıdıklarımız. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şöyle devam ettiğimizde aslında vatandaşın durumunu anlatmakta da fayda var. Çünkü bölgede 3 gündür de elektrik de yoktu, su da yoktu. Bugün mobil baz istasyonları, mobil elektrik jeneratörler kuruldu bugün bölgede. Bir nebze olsun yukarı kısımlara elektrik sağlanıyor ancak bu bölgede şehir merkezinde hala elektrik olmadığı ifade ediliyor. Suyun olmadığı ifade ediliyor. Vatandaşın burada tedirgin bekleyişte devam ediyor. Çünkü karşıda bir enkaz var. 8 katlı bir binadan geriye hiçbir şey kalmadı. O binadaki yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Onlardan haberdar olmaya çalışıyorlar. Yine mikrofon uzatmaya çalıştığımızda çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasıl durumunuz? İyi, çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Var mı peki kayıplarınız, yakınlarınız? Yakınımda, yakın diyelim. Komşularımız,
akrabalarınız var. Günlerdir onlara ulaşamadınız. Yok, değil mi? Ulaşamadı, haber alınamadı. Komşumuzda ölen var. Dün vefat etti, gömüldüler. Başınız sağ olsun. Peki onlar da bu bölgedeler miydi? Bu bölgedelerdi, evet. Şurada aşağıda evde Sel'le beraber gittiler. Yani ölümü buradan alıp daha ileride ölüsü buldu. Sel getirmiş aşağıya kadar. Evinin kapısının önünden aşağıya getirmiş. En üst kattakiler boşaltmış evi. Hani onlar inmişler, onlar sağlar da. En alttaki kişiler duruyormuş içeride. Onlardan haberini aldık. El attıkta çıkmamış. Bayan bayılmış çıkmama şey yapmak için. İçeride oldukları kesin yani onların. Kaç kişi vardır biliyor musunuz? Ve o aile 4 kişi olduğunu. Diğeri de 3, bayağı bir kişi var yani orada. Sayısını bilemiyorum yani apartman olarak ama. En alt katta 4 kişi bir kere kesin bir aile komple gitti. O bir de onun 5. katta ikizler vardı, kız. Anneleri dışarı kaçmış ama hani arabaya kaçıyordu. O anda sel götürmüş yani. Çocuklar evde kalmış. Yani o çocuklardan da haber yok. Öbür çok kişiden haber yok yani şu anda. Beklemedeyiz. 3 gündür peki selin ardından neler yaşıyorsunuz? Elektrik, su. Günlerdir büyük bir problemdi çünkü bunlar. Evet, sizin durumunuz nasıl şu anda? Çok şükür. Ben şükrediyorum yine de. Şükür onlar ne bulunabilir ama can kaybı geri gelmiyor. Ceyran'ın bir kısmını verdiler. Böyle şey ara ara. Jeneratörle verdiler. Gerisini de artık sabırla bekliyoruz işte. Onlar bir şekilde aç su telafi edilebiliyor ama can kaybı telafi edilemiyor. Hep patlamasından kaynaklanan bir şey bu. Yani bir başka bir şey yok. Yukarıda oturduğumuz için biz bir yani, şey görmedik, bir şey yaşamadık ama yani. Ama benim evim girişte olduğu için sel geldi. O selin önüne kendimi attım. O selin önüne açtım. Ama hani açabildiğim kadar Allah'tan hani bize bana bir şey olmadı. Evime girdirmemeye çalıştım. Ama yan komşularımınkine girdi. Evet. Şu an peki bir ihtiyacınız var mı? Yani bu ekrandan yok. Taşımaya çalışalım. Bu yani bölgede sadece sularımız geldikten sonra elektrik hani olsa da olmasa da olabiliyor ama su çok önemli. Sinekler üşüdü, çöplerimiz alınamıyor ama su çok önemli. En önemli şey mi tuvaletlerde misafir ağırlıyoruz evlerimize gelebildikleri kadar. Mecbur 10 kişi 15 kişi evimize ağırlıyoruz. İsteriz, mecbur evlerimizi açtık. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara da. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buradaki durum aslında her mikrofon uzattığımızda anlatmak yeterli oluyor. Bölgedeki durum çünkü gerçekten bir felaketle karşı karşıya buradaki vatandaş. 3 gündür selin yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Burada endişeli bir bekleyiş var. Bozkurt'tayız biz. Hemen Ezine Çayı'nın yanındayız. Sele neden olan çayın yanındayız. Sel bir anda geldi ifadesi var. Vatandaşlar selin bir anda geldiğini söylüyorlar. Yani bir tsunami etkisiyle beraber bu noktaya kadar ulaştı. Ve büyük bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Vatandaşın da endişeli bekleyişi burada devam ediyor. Biz Bozkurt'tan yayınımızı sürdürüyoruz. Şu anda hemen karşımızda bir enkaz var. Enkazın karşısında da vatandaş burada sabırla bekliyorlar. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Nasılsınız? Nasıl durumunuz? Durumumuz nasıl olacak? Bekliyoruz işte. Haber bekliyoruz karşıdan. Yakınlarınız var mı karşı enkazda? Olmaz mı? Herkes akraba orada içeride. Çoluk çocuk herkes içeride. 3 gündür haber alamıyorsunuz. Haber alamıyor. Hiçbir şey yok. Şimdi işte makineler girdi. Bekliyoruz. Kaç kişiye ulaşamadınız? Şu anda içeride 19 kişi var. 19 kişi içeride. Çoğu çocuk. Annesi öyle bekliyor işte, haber bekliyoruz. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Evet, Bozkurt'taki durumu özetleyelim. Hemen karşımızda bir enkaz var. O binada büyük bir felaketten bahsediliyor. Çok sayıda kişinin orada kaldığı ifade ediliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Değerli izleyiciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu afet bölgesindeydi. CHP liderinin ilk durağı selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Sinop'un Ayancık ilçesi oldu. Bölgeyi inceleyen afetzedeleri dinleyen Kılıçdaroğlu, önemli olan krizden, ölümlerden sonra değil, coğrafyayı tanıyıp bilim insanlarını dinleyip öncesinde önlem almak dedi. Sanayi diye bir şey kalmış değil aslında, orayı gezdik.
Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. O insanlara şöyle veya böyle en azından eğer bir fedakarlık yapılacaksa yani faizsiz bir kredi açılması lazım. Ayrıca gelen yardımlar var. Bu yardımlar dolayısıyla da Ayancık Belediye'miz 5 ayrı yerde depolar oluşturuldu. Bu depoları sürekli denetliyorlar. İhtiyaç olduğu takdirde ailelere yardımları ulaştırıyorlar. Kimsenin umutsuz olmasını istemem. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Herkes şunu gayet iyi bilsin. Bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Akılla, mantıkla çözülür. Eğer iklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak, bilim insanları biliyorsa, uygulamacılar biliyorsa, ülkeyi yönetenlerin de bilmesi lazım. Karadeniz'i bilenler çok iyi bilirler. Karadeniz'in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler neresinden bakılırsa 100 yıllıktır, 150 yıllıktır, 200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Hiçbirisi. Ama yeni yapılan köprüler, şurada da görüyorsunuz, hepsi yıkıldı. 100 yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen, geleceği bilmeyen, öngöremeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sinop ve Kastamonu'daki felaketleri yerinde gördü. Nedenlerini ise şöyle özetledi. Dere yataklarındaki yapılaşma, HES'ler ve yanlış çevre politikası. Bozkurt ve Ayancık'taki bu sel baskınlarının illaki bir sebebi var ve illaki de sorunları var. Bu sel baskınları neden yaşanıyor? Birkaç örnek verelim. Dere ıslah çalışmaları yanlış yapılıyor. Dere yataklarına yapılaşmaya izin veriliyor. HES projeleri bu sellerin ana sebeplerinden birisi. Ormanlık alanlarda yükseklerdeki ormanları seyrekleştirme adı altında kesilmesine izin verilmesi bu sellerin bir başka sebebi. İklim krizi, küresel ısınma bunlar sebep ama asıl ihmal var. Devleti yönetenlerin ihmali var. Bakın, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı 2014 yılında yapılmış. 2014 yılındaki Ezine Çayı planına göre burada sel olma ihtimali çok yüksek. Yapılan, nehrin kıyısında yapılan o yüksekliklerin yanlış olduğu, sağ tarafın sol taraftan fazla olduğu, nehrin daraltıldığı yönünde uyarı var. Genel Müdürlüğün eylem planında ama maalesef hükümet buna duyarsız kalmış. Başka ne yapmışlar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bozkurt'ta 1/100.000'lik ölçekli çevre düzeni planında nüfusun artacağını öngörmüş ve nüfus artacağı için buraya yapılaşmaya izin vermiş. Oysa Bozkurt'un 2002 yılında nüfusu 10.100 civarında. Bugün ise 9.000. Nüfus düşmüş ama nehir yatağına, dere yatağının hemen dibine, içerisine yapılaşmaya izin verilmiş. Bu yapılaşmaya kim izin verdiyse bugün yaşanan ölümlerin sorumlusu odur. Başka? Devlet Su İşleri HES konusunda yanlış bilgilendirme yapıyor. Konuyu çarpıtıyor. HES kapakları açıldı, açılmadı. Bırakın bu tartışmayı. Asıl tartışılması gereken HES'lerin doğaya verdiği zarardır. HES yapıldığı zaman su tutuluyor yukarıda. Su tutulduğu zaman dere yatağı kuruyor. Dere yatağı kuruyunca da yerel yöneticiler, bakanlık buralarda yapılaşmaya izin veriyor. Ardından çok şiddetli bir yağmur yağdığı zaman dere yatağında su akınca bu evler yıkılıyor. İnsanlar yaşamından oluyorlar. Yani su akar yatağını bulur demiş atalarımız. Su akmış, gerçek yatağını bulmuş. Yağmurun şiddetini, büyüklüğünü hiçbir kulun engelleme şansı yok. Ama seli engelleme şansı insanın elindedir. Siyasetin elindedir. Siyasetçiler, hükümet yanlış çevre politikaları güttüğü için, yanlış çevre politikalarını uyguladığı için bugün bu sellerden insanlarımız yaşamını yitiriyor, büyük zararlar görüyoruz. Değerli izleyiciler, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü çeken kişi önce yanındaki küçük kızının korkmaması için onu teselli etti. Işığım ağlama. Götürdü hepsini. Işığım yok anneciğim. Tamam bak, taşıyor.
taşıyor, çöpü taşıyor. Allah'ım Allah'ım, bu ne? Hayır, kaçın. Aşkım gibi, bu ne? Aşkım bize bir şey olur sen. Koşun. Bu ne? Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru. Değerli izleyiciler, gündem özelin sonuna geldik. Batı Karadeniz'deki afetteki son durumu sizlerle paylaşmaya çalıştık. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı her geçen dakika, her geçen saat artıyor. Sel felaketinde can kaybı maalesef 57'ye yükseldi. Kastamonu'da 48 vatandaşımız, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra veda zamanımız geldi. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.